Sevgili seyirciler, merhaba efendim. Star ekranlarından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hepiniz hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Her zamanki dileklerimi tekrarlıyorum. Gününüz güzel geçsin. Sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket sizlerle birlikte olsun efendim. Bugün gerçekten çok heyecanlı dakikalar sizleri bekliyor. Bir kere cinayet dosyalarında neler oluyor? 14 yıllık kayıp Gülşen Hanım ya da Suzan Hanım ve kızı Özlem'le ilgili her an çok önemli bir gelişme yaşanabilir. Sadece şu kadarını söyleyebilirim size. Evet, artık bu bir cinayete evrildi bu dosya ve çember daraldı dersem herhalde biraz klişe de olsa ne anlama geldiğini herkes anlar diye düşünüyorum. Gerçekten soluksuz izleyeceğiniz bir program olacak. Yine Taner Güven hocamız bizimle, adli tıp uzmanımız, avukatımız Hasan Kocabey bizimle birlikte, konuklarım var ve dediğim gibi gerçekten soluksuz izleyeceğiniz heyecan dolu bir gerçeğin peşinde daha başlıyor. Gülşen Maşalacı ve Özlem Yığıcı dosyasındaki çok önemli gelişmeler. Yeğen Atakan'ın adı daha önce hangi cinayete karıştı? Onunla ilgili de bir bilgi şey yaptım da bir cinayete şey yapmış, onun için kaçmış. Bir cinayetten kaçmış. Başka bir olayından dolayı. İzmir'de. Sezgin Bilgin'i Hatay'a giderken gördüğünü söyleyen Abdülcan... Neden Oben'le aynı gün ifade verdi? Dostlarından bir tanesi de beni aradı, dedi ki şeyin Oben'in kardeşinin kocasının soy ismi Can dedi. Buna da dikkate alıyor musunuz dedi. Pelin Altınışık 27 yıl önce kendisini terk eden anne ve babasını arıyor. Çok güzel bir bebekti. Çok tatlıydı. Yani biz çok seviyoruz. Ben sadece kökenlerimi arıyorum. Kapıdan çıktım. Bir valiz çıktı karşıma. Şenol Muti, kendisinden olmadığından şüphelendiği oğlu Emirhan'la canlı yayında yüzleşecek mi? Hiçbir çocuğuyla ilgilenmedi Serap abla. İlgilenseymiş ilk baştaki 4 tane çocuğuyla ilgilenirmiş, o çocuklar yurtta büyümezmiş. Biraz daha. İki çocuk babası Şefik Altun, evi terk eden eşinin yanında götürdüğü oğlu Murat Miraç'ın hasretiyle yaşıyor. Ben işteyken, çalışırken bana haber geldi. Eşini eve eşyayı almış, çocukla ortada kayıplara karışmış. Hayatından endişe ediyor. Nerede olduklarını bilmiyorum. 11 yaşındaki çocuğumun hayatında endişe ediyorum. Yasak aşkını hemşerim diye tanıtmış. Eşim getirdi bana, tanıştırdı. Hemşerimizdir, işte iyidir filandır. Hatta bir iki sefer de eve gelmiş. Sonra da eşimle aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Eşimin kanına girmiş. Şefik Altun, oğlu Murat Miraç'a kavuşabilecek mi? Biraz daha. Şefik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah kolay gelsin. Şefik Bey 48 yaşında, karısı Derya 46 yaşında. 46 yaşında. 46 yaşında, 27 yıllık evliler. Fakat ne oluyorsa bir gün 2014 yılında Derya Hanım, aslında ikiniz de Karslısınız değil mi? Karslıyız ya. Ama İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da, 97'den beri İstanbul'da. 97'den beri, siz inşaatlarda İnşaatçıyım çalışıyorsunuz. İnşaatçıyım ben. Şimdi bunlar mutluluk pozları, doğru mu? Bunlar... 4-5 ay öncedir abla. 4 ay o önce. O kadar yeni. Şimdi bazı mazileri 2014'ten beri ben bu mazileri yaşıyorum abla. Büyük acı. 2014. Fakat biraz kendini suçluyor musun? Ben suçlu sade yaptığım iyiliklerden suçluyorum kendimi. İşte onun için diyorum. Yani yaptım hani çocuklarımın annesidir diye. Ne yaptıysa hiç karışmadım. Çünkü hastalığı da vardı abla. Cerrahpaşa Tufak Lisesi'nde tedavi görmüş. Arşivlerde var dosyaları. İç Erenköy'de 15 gün yatmış. Yani hasta. Ne yapsaydı karşı gelemem. Hadi çocuklarımın annesidir. Yani ne yapsaydı dedi. Mesela bazen şöyle konuşuyoruz ya. Birden sinirlenir, başına alır bir şey geçirir. Yani öyle bir hastalık vardı abla. Başına bir şey atar. Tabii bana değil. Misafir olsun, sen ol, başkası ol, komşu ol. Yani bir hastalık. Şefik Bey, 93'te evlendiğinizde Derya'nın böyle bir hastalığı yok. Bir hastalığı yoktu abla. 2008'de başlıyor. 2008, ben o zaman Maltepe Zümrüt evlerden oturuyordum abla. Ne oldu da böyle bir hastalığa abla? Abla o hastalık bir de Allah tarafından, insan diyor ya, Allah tarafından gelen bir şey. Yani düştüğü zaman kaldıramıyordum. Böyle düştüğü zaman titriyordu.
O hastalıktan dolayı yardımcı oluyordu. Ailesi de yanımdaydı. Çünkü ben kendi ailemle hiç yaşamadım. Hepsi bunun ailesiyle. Şimdi hani diyor ya ekrana bağlansın da benim ailem bağlanamaz. Çünkü ben bu ailen hani diyor ya bir gelin getirmiş gibi. Aynen bu aileye gitmişim. Ailesi, annesi, kız kardeşleri herkes biliyor bunu. Ama hiç kimse bana yardımcı olamıyordu abla. Hatta şimdi aslında 2014 yılında Derya oturdukları mahallede seyyar köftecilik yapar. Seyyar köftecisi de orada biz ilçeye taşındık. Maltepe merkeze taşındık. Yani çocuğu parka götürürken Miraç'ı orada o seyyar köfteci. Orada nasıl tanışıyoruz? Ben de hiç haberim yok tabii. Ben işe gidiyorum. Ben saat 5'te gece kalkıyorum. Saat 5'te işe gidiyorum gece. İnşaatçıyım ben. Akşam da gelince zaten karanlık çöküyor. Şimdi haberim yok benim. Bir gün nasıl olduysa boştum. Ya işe gitmemiştim herhalde. Ya işte parka gidelim. Çocuğu da gezdirelim parka. O zaman çocuk küçük. Kaç yaşında? 7-8 yaşında. Şu an 11 yaşında. Şu an 11 yaşında olduğuna göre. 7-8 yaşında var. 2014 6. Küçük yani. O deminki verdiğimiz fotoğraf da küçüktür onu. Gittik işte hemşehrimizdir. İşte bilmem Vasen nerelidir. Fazla bilmiyor. Bilgi alamadım çünkü. Merhaba merhaba. Ya işte biz parka geliyoruz. İşte Miraç'a yardımcı oluyor vesaire şeyler. Ben de iyi niyeti, kötü niyetim yok abla. Ve ne olduysa 2014'ten beri oldu abla. Taşındık Maltepe. Ben işe gidip geliyorum. Eşimin hastalığı. Tabii ailesi de Maltepe'de oturuyor. Şu anda oturuyor. Annesi de benim halamın kızıdır. Evet bir de akraba. Arkaba. Halanın torunu galiba. Halamın torunudur. Abla şimdi işe gidip geliyorum. Hanım da evde. Ben şimdi ne bileyim ne yapıyorlar. Ben şu an işten diyelim. Gelince abla tavırlar değişiyor, hanım değişiyor. Allah Allah. Kendi kendime diyorum. Hani diyorum ya hep şey kendi kendimi suçluyorum. Hani ne oluyor buna ya? Nasıl değişiyor mesela? Abla öyle bir değişiyor ki diyelim sen diyorsun şunu yap. Sana karşı tavır yapıyor. Ama bir de hastalığı var ya bir şey diyemiyorsun. Zaman geçiyor bir bakıyorsun abla. Polisluk olmuşsun. Polisluk. Allah Allah karakol seni çağırıyor. Kardeş ifade verecek. Kardeş ben ne yapmışım yok. Senin uzaklaştırma var. Hepsi bu. Ya ben eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Abla bir şiddetim yok. Bu arada Şefik şeyi atlıyorsun. Bu 2014'te Cumali var ya seyyar köfteci. Seyyar köfteci evet. İşte o da doğulu vesaire hemşerimiz olur diyor. Eve getirmeye başlıyor. Eve bir iki sefer geldi. Sen de ama bir şey demiyorsun. Şu şekil ama hani oradan demiş ya arkadaşım doğuludur. Bir bakıyorum adam kendi ben eve gelince bir bakıyorum zil çalıyor Cumali. Merhaba merhaba gelip oturuyor çekip gidiyor. Ne yemek mi yiyor? Kahve yok yemek yemiyor abla. Şimdi öyle bir anlatayım ki bu adam doğru konuşmam lazım şimdi burada. Çünkü muhakkak. Çünkü şu çevresini hepsi biliyor. Muhakkak. Bu adam o yetmiyormuş gibi zaten o köfte tezgahının başında da içki içiyor. Yani ayaş öyle diyelim. Ha hem satış yapıyor. Ya hem de orada kadar içiyor. Alkol yani. Alıyor. Alkol kendine alkol bağımlıdır. Ben öyle tanıdım. Çevresine bakıyorsun Çabı Maltepe Beşçeşmeler. Beşçeşmeler'de orada sefer park var. Beşçeşmeler'de park var. Orada köfte satıyor. Yani orada bar var, şu var, boyu var. Ben bu insanlara hatta 2018'de yine bunu yaşamışım. Çevik peki ilk bu adam sizin evinize gelmeye başlayınca asıl araştırmayı o zaman yapman gerekmiyor muydu? Kim bu adam? Niye bizim evimize abla, geliyor? Adam sen evli misin? Şimdi bu ailesine bak eşim. Çocuğunu da al gel, karını şimdi, da al gel. Abla bu ailesini de eşim götürmüş bunlarla tanıştırmış. Kaynanam olsun, kız kardeşleri olsun. Adamı tanıştırmış. Bunların yanına götürmüş o parkın orada tanıştırmış. Herkes bunu tanıyor. Aile komple tanıyor. Sadece benim ailem tanımıyor. Onlara köfte ekmek falan veriyor tabii, herhalde. Tabii ben bilmedik şeyler onlardı. Ben sonra da duyuyorum bunları. Eve geliyor Şefik Bey? Senin eve hangi sıfatla geldi? Ya hani işte geçmişim bir uğrayım hesabı. Sen tanımıyordun ya eşinin arkadaşını. Orada tanıştırdın ya parkta. Bir kere tanıştın. Sonra da bir baktım eve geldi. Merhaba. Sen demedin mi ya sen köftecisin tamam köftecisin. Orada ya adam geldi yani. Oturdu kalktı gitti. Köftecisin köfteci kal. Burada ne işin köfteci var? Köfteci kal. Parkta bir de, kal yani. Bilmiyorum abi geldi oturdu çekti gitti. Şefik her hemşeri olan hemşeri evine almaya kalksa doğulu hemşerisini batılı hemşerisini eve giren çıkan belli olmaz. Abla öyle geldi çıktı gitti adam. Yani desem evde kalmış öyle o da yok. Ondan sonra bu şeyler başladı abla. Mesela uzaklaştırma almış. 2014-2015. Senin için. Benim için.
uzaklaştırma almış. Ben de artık baktım kurtarma şansım yoktu, gittim şantiyede. Kaldım şantiyede. Şimdi şantiye büyük bir şantiye, ismini vermek de istemiyorum. Ne kadar süreyle uzaklaştırma? 4-5 ay böyle uzakta. Artık abla burama geldi. Sen 4-5 ay şantiyede kaldın. Şantiyede kaldım. Çocukları da göremiyorsun. Çocukları da göremiyorum ve görmek istesem de telefonlarıma cevap vermiyorlar. Gitsem de polislik oluyorum. Bu sefer yapacağım bir şey yok abla. Gittim şantiyede. Ondan sonra aile büyükleri, annesi, kardeşleri, dayıları İzmir'de oturuyor. Beni aramışlar, oğlum yuvanız dağılmasın. Derya da gelmiş İzmir'e, dayısı. Beni İzmir'e çektiler. Kız kardeşim de Van'da görev yapıyordu. İzmir'e gittim abla. Tabii gittim, hani diyor ya, yeni gelinler gibi. Gelinlik giydirmişler evin içinde. Altın almışım, küpesini almışım, bilezik almışım abla. Yıllar sonra yeniden gelin ettim. Aynı evet. aile içi. Yani evde. Anladım. Kardeşinin evinde Melik Arduş var, kardeşi. Bunlar hepsi biliyor abla. Orada çekti, bir daha İstanbul'a geldik. Artık bu insanlarla görüşmeyecek şekli. Geldik abla, yine işe gidiyorum. 3-5 ay yine araya girmeden yine aynı sistem devam. Gene Cumali geliyor. Gelmiyor eve bu sefer. Gelmiyor. Yaşım peki yine. Sen Cumali'ye gidip bunları konuştun mu? Ben gittim abla, hatta o zaman konuştum. Adamlar bana darp etmeye kalktılar. Bana küfür et. Orada ne bileyim bir sürü adamları var abla, ben tanımıyorum. Ya bir şey soracağım Şefik. Şimdi abi, sen 14 yılında 2014'te bu tanıştırdı diyorsun ya Cumali ile. Bu arada 2015 ile 16 arası bu şeyde İçerenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 15 günde tedavi görüyorsun İlkar'ın. Fakat 2014'te tanıştırıyor ama annesine demiş ki Cumali benim 10 yıldır oraya geleceğim. Az bayağı uzak. Dini nikahlı beraberiz biz işte, demiş. Yani 2010 abla, yılından beri aslında. Bilmiyorum abla, ben onu bilemiyorum. Seninle işte 14'te tanıştırıyor ama öncesinde sanki 4 yıl daha bir beraberlikleri var gibi. Bilmiyorum abla, ben bilemiyorum. Ben de annesinden duyuyorum. Mesela bu sefer annesinin evine gitme. Eve almış gitmiş ya, böyle çocuğu almış ortada kayıp. Eve almış gitmiş. Annesi bana söylüyor, diyor bana. Karın söylemiş ki ben o... Allah Allah. Annesi söylüyor. Bugün annesi demezse ben bugün iftira atmıyorum. Annesine söylemiş. De Derya söylemiş zaten. Derya söylemiş, doğrudur. Hocam buyurun. Hayır, bir yere düşüp titriyor diye Erenköy'e yatırmazlar. Sesler duyuyor muydu? Görüntüler falan mı geliyordu? Neydi bunun hastalığı? Şimdi bunu hastalığı Cerrahpaşa Tufaktesi'nde de görmüyor hocam. Hayır, bazen... Yatırmışlar ya, oraya kolay kolay yatırmazlar bana adamı. Yattıysa başka vardır. Bir şey vardır. Bir yere düşüp titremeyle yatırmazlar. Hocam onu. Bu kadın psikolojisi bozulduğu zaman seni tanımaz. Beni de tanımaz. Ben tıp fakültesine, Cerrahpaşa Tufaktesi'ne de gittim 2018'de. Hayır, yani olmayan bir şeyleri görüyor muydu, duyuyor muydu onu soruyorum. Şöyle görüyorum mesela, hiç tanımadığı insanları öyle, hani diyelim kişiden kişiye geçiyormuş bu. O hastalığı geçtiği zaman diyelim seni hiç tanımıyor, bu sefer sen aklına geliyorsun, bizi tanımıyor. Sen gözünün üstünde bir perde geliyor, seni görmüyor. Yani öyle bir hastalık bu. Yani teşhisi konmadı mı? Teşhisi, elinde bir rapor yok mu senin? Şudur teşhisi diye. 2018'de yine aynı böyle şiddet, uzaklaştırma. Ben bir gün buna zaten gitmiştim İzmir dönüşünde. İzmir dönüşünde gittim hocam. Gittim dedim, ben hocayla ben görüşeyim. Hani ben buraya şimdi nasıl gelmişim ya? Hocayla gittim, randevu aldım. Oradaki arkadaşla yardımcı oldu. Dosyalarda koydum masa. Hocayla gittim, birebir görüştüm. Dedim hoca, durum böyle böyle. Senin verdiğin ilaçlar dedim. Eşim ne ileri gidiyor ne geri geliyor. Dedi oğlum dedi, bu tür hastaların tedavisi yoktur dedi. Bana öyle dedi. Yani ben şimdi bunu kendim... İlaç şöyle bir ilaç veriyor. Dozajı diyelim 1000 miligramsa ya 50'ye düşürüyor ya 1050'ye yükseltiyor. Yani öyle bir ilaç veriyor. O ilacı aldığı zaman 6-7 saat böyle yatakta baygın halde, sanki yatıyormuş gibi bayılıyor evde yatak odasında. Yani böyle bir hastalıktı bu. Şimdi 1993'te evleniyorlar ya, 93 ile 2008 arası Derya'da hiç böyle rahatsızlıklar yok. Böyle bir rahatsızlık yok. Çok normal. Normal, yani. Normal. Her şey normal. Hayat normal. 15 sene sonra böyle bir şey çıkıyor. 15 sene sonra. Derya'nın ailesinde var mı benzer bir hastalığı olan? Derya'nın ailesinde desem var, yok. Mesela ileri yaşlarında, mesela dede medeler yaşlandığı zaman tabii insanlar tam o da yaşlılık şeyinden. Ama şu an yok. Ya yani ben var desem. Yani bir akıl hastalığı, rahatsızlığı yok. Yani bunu mesela oradaki hocalara da danıştım. Dedim hocam bunun ilacı yok mu? Dedi oğlum bu tür hastaların tedavisi yoktur. Bana böyle Şefik, dedi. Doğruyu söyle. Doğru söyle. Sen bu kadını çok mu dövdün? Ben şurada ben kendimi savunuyorum. Onu da, ben onu da savunuyorum. Çocuklarım annesini. 15 sene boyunca çok mu dövdün bu kadını? Kafasına ben şu ana kadar bak ben 50 yaşına yakınım. Ben eğer biz fiske vurmuşsam Allah beni belamı versin. Allah korusun. Yani çocuklarım için her şeye katlandım abla. Her şeye.
Hatta 2019'a 2 ay kala yine uzaklaştırma çıkarmış bana. Bunu da kendileri ailesi de biliyor işte. Keşke bağlansalar. Tabii kızıdır, belki savunmayabilir beni. Ama ben bu aileyle yaşamışım. Ben kendi ailemi şu an ailem bilmez. 2018'de 2 ay 2019'a kalmış. Yine uzaklaştırma çıkarmış. Ve yine bu adamla görüşüyormuş. Bu adamla. Abla savcılığa gittim. Mahkeme, ilk mahkemeye çıkmışım. Belki belgelerde görünecek bu. İlk mahkemeye çıktım. E şimdi avukatı da o köfteci tutmuş. Şahidi de köfteci tutmuş. Peki benim evim içinde şu an burada kavga varsa seninle ben göreceğim. Ben bunu da seyirciler köfteci göreceğim. Köfteci nereden biliyor? Ya bunlar ya diyorum ya tasarlıyorlar. Köfteci kadını aklı ne dese onu yapıyor. Ne dese. Mesela kadın bir ara kızım yeni Nazilli'den gelmiş. Nazilli'de. Benim kızım üniversiteyi okuyor. Şu an Nazilli Aydın'dadır. İşletme okuyordu. Kızım Nazilli Aydın'da okuyunca gelmiş. Ya ben artık oraya gidiyordum. Aynı şey. Köfteci buna. Köfteci ya. Derya'ya. Tabii. Ya burada şimdi o parkta gören insanlar bağlansa her şey ortaya çıkar. Yani bilmiyorum kadın beni dinlemiyordu. Köfteciyi dinliyor mu peki? Köfteci dinliyor. Çevresini dinliyor. Ama kocaya gelince dinlemiyor. Ben gidiyordum orada. Çocuğumu alıyorum işten gelirken. Çocuğumu saat 6 gibi alıyorum. Eve götürüp doyuruyordum. Çocuğu yatırıyordum. Derya saat 11'de falan geliyor. Abla Derya beni dinlemiyordu artık. Peki 11'de geldiğinde sen ne diyordun? Neredeydin? Abla nerede desem diyorum ya. Ne desem bana karşı tavır yapıyor. Ben de gidiyorum. Çocuk odasında yatıyorum ya da. Ben o güne gelmişim ya abla. Ya hastalığından dolayı bir şey diyemem. Ailesine deyince annesine... Ama dışarıda hasta değil. Dışarıda demek hasta değilmiş. Yani köftecinin kafasına bir şey fırlatmıyor mesela. Abla öyle senin bir şey kafana görmedim. Fırlatıyor ama. Ben ondan sonra baktım olacağı yoktur. Boşanma da açmış. İlk cesaya gittim. E baktım köftecinin avukat köfteci tutmuş söylentilere göre. Şimdi şu anki avukat. E şahit kadın ismi neydi? İsmini de Sevim mi? Sevim mi? Şimdi orada yazılıydı ifadede. E bu da... Bu da Cumali. Hepsi tanıyor Cumali. Şimdi bende bazı kayıt telefonlar var abla. Ondan sonra bıraktım. Annesi de benim kayınpeder yoktu. Annesi duldur. Aynı mahalledeyiz. Annesi gidip bunun yanında yatıp kalkıyor. Bana da uzaklaştırma var ya. İstanbul dışında iş çıktı. Ben Balıkesir merkeze gittim. Koca saatin orada çalışıyorum. 6-7 aydır. Artık haber al. Bitmişse bitsin dedim. Yeter. Şimdi 10 Kasım'da seni komşu mu aradı? Karın bütün eşyaları topladı. 10 Kasım değil. Orada ben dilekçem var. 13 Kasım'dır bu. 13 Kasım'da 13 Kasım. Komşu mu aradı? Ya komşu orada bir komşu arıyor. Senin eşin evin eşyayı toplamış gitmiş. Oğlanı da almış. Oğlanı da götürmüş abla. Peki benim eşim ev hanımı. Ev hanımıdır. Peki nakliyeyi kim verdi? Evi kim tuttu? Şimdi bunlar da var. Peki bu en bir ben zaten çok çektim abla. Ben mesela şu an anlatayım oraya geleyim. Ben bak şimdi oraya geleceğim şimdi. Daha oraya gelmeyelim. Ben Nazilli'de... Ben Balıkesir'de çalışırken bu da tabii daha artık bıraktım gittim. Nalet olsun aşağı. Dedim köfteci mi bu? Annesinin yanında kalkıp yatıyormuş. Bu da tabii duyduklarıma göre parklarda çerez satıyormuş, çay satıyormuş, su satıyormuş. Bu şey döneminde neydi ismi ya? Yalova milletvekili. Neyse evet. O kulu o zaman bunlar orada çay satıyormuş, köfteci buna çerez alıyormuş, çerez sattırıyormuş çay sahilde. Yani ben artık Balıkesir'deyim. Bir ara duydum, bir telefon çaldı. Ben Balıkesir merkezde bir futbolcunun iş merkezinde çalışıyordum. Avrupa'da futbol oynuyor. Telefon çaldı. Kaydı yok bende. Çünkü abla 7-8 aydır artık irtibat kestim yeter. 7-8 ay kaldırdım çocuğu. Benim şu an kayıp çocuğum. Baba biz senin çocukların değil miyiz? Ben duymuşum. Evin Nazilli'ye kız gelmiş götürmüş ama ne şartlarla götürdüğünü bilemiyorum. Değil miyiz derken yani karın çocuklara sizin babanız Şefik değil mi demiş. Ha, yani aratmış da o aratmış. Evin Nazilli'ye götürmüş Aydın'a. Hayır onu öyle mi demiş ya yani Şefik sizin babanız değil ha, mi demiş. Yani çocuk baba biz senin çocukların değil miyiz niye bize bakmıyorsun. Ha ya, öyle demiş. Sen şeyler anladım. Yani. Ha. Tabii anne anlatmış bunu. E ben de duymuşum evi götürmüş Nazilli'ye ama kız Nazilli'ye okuduğu zaman için gelmiş buradan götürmüş. Ama ne şartlarına götürdü ben bilemem. İki gün araya girdi bir baktım telefonu aynı telefonu kaldırdım. Ben de kaydı yok telefonu da bilmiyorum. Alo sen ne yapıyorsun Şefik Bey eşim. Vallahi dedim Derya Hanım şu an işten çıktım oteldeyim. Otelde yatıp kalkıyorduk. Banyo yaptım dedim otelde oturmuşum.
sen hiç soruyor musun benim çocuklarım var yok? Vallahi dedim soruyorum ama sen, durum böyle gerekirdi durmada uzaklaştırma şeyler. Abla o zaman da yasak yeni başlamış Nisan ayıdır. Nisan ya 6'sı ya 8'i bu hastalıktan dolayı. Ertesi günü bir aradı dedi sen ne yapıyorsun bir de telefonda ağlama şekli. Miraç'ı hastaneye kaldırdık yoğun bakımda Adnan Menderes Üniversitesi tıp fakültesi. Tabii ben oraya da gittim abla. Şimdi yasak var ne araç var ne gidiş var hiçbir şey yok. Orada bir mimar arkadaş var dedi Şefi gel seni ben götüreceğim. Yani dedim böyle böyle dedim böyle dedim çocuğu yoğun bakıma kaldırmışlar. Abla gittim çocuk değil kız. Kız nasıl olmuş? Tabii bunlar kendi aralarında konuşunca kız da hani çerez yiyorlarmış masada. Onların anlattığını ben anlatıyorum. Ben çünkü görmedim hiçbir şey diyemiyorum. Kız da orada o kese tabağını yere vurunca cam gelmiş gözüne girmiş. Hani sen yine niye bu kocanı kabul ediyorsun şekli. Bir kavga olmuş herhalde. Kendileri kavga etmişler. Kızla... Valiyi mi niye kabul ediyorsun diye? Yok yok babamı niye çağırıyorsun? Beni. Ha kız da seni istemiyor. Ya şimdi ben de oraya gelsem diyorum ya senaryo olur abla bu. Şimdi bu kız 26 yaşında. 27 yaşına girmedi. 27 yaşına giriyor. Seninle görüşmüyor mu? Ben sonradan bunu diyorum tabii eşim sonra anlatıyor bunu. Ben gittim Menderes Üniversite Hastanesi'ne. Baktım eşimle çocuk kapıdan geziyor o zaman hastalığı var içeri almıyorlar. Dedi Ceren yukarıda dedi yine ameliyattan çıkmış. Daha bana anlatmıyor. Dedi gözüne cam batmış. Hepsi bu. Sonra da ben bunları öğreniyorum. Dedim valla Derya geçmiş olsun. Allah yardım etsin. Çocuğumdur tabii sonuçta benim çocuğum bu. Miraç orada bakıyorsun durum işler acısı. Tabii durum kimi bakan yok. Ben de ne yaptıysam olmuyor şimdi. Yok tekrar bir araya geldim dedim Derya yeter. Biz şimdi arkaba olarak hani diyor ya 10 kişi duymuşlar koy dünya hepsi duysun hesabı. Dedim şimdi bir araya gelsek bu sefer ailem diyecek niye geldin yine? Çünkü çok yaşadım abla. Çünkü bir de araya bir erkek başkası girmiş falan. Abla o da, o ona bacı diyor o ona abi diyor ama. Bak bacı abi Derya bacı. Senin yanındayken. Tabii canım ben oraya giderken diyorum ya. Abla yok biz bir araya geleceğiz böyle olmuyor. Çünkü... Benim kızım da benimle geçinmiyor. Tabii oraya ne şartlarına gittiğini sonradan öğreniyorum abla. Dedim Derya ben gelemem. Çünkü gelsem bu sefer yine aynı. Gerçek yine aynı oldu abla. Bu sefer Nazlı'yla dedim iyi ki o pislik yani o çevrede kurtulmuş gelmişsin. Öyle dedim. Yok ben senin bundan sonra hani bir laf var diyor. Sen ayakkabında su içerim. Bak onun söylentilerini ben söylüyorum ona. Tekrar kardeşi de bana oradadır. Melik, Ardu şu an İzmir, Bornova'da oturuyor. Şu an ben dinliyorlar ama diyor bizi karıştırmayın. Bir ara gelince hepsi senden önce geliyor bir ara. Abla o da orada. Neyse eve gittik. Dedim Derya, ha diyor sana ben şans veririm. Dedim ben kafam yok ki sen bana şans verirsen. Sen kendini yapıyorsun. Hani diyor kendi vurup kendi oynuyorsun. Abla tekrar bir araya geldik. Yasak da var. İşte de ara verilmiş 15-20 gün bakanlıktan. Ben kalktım bizim arkadaş da bizim işveren de Kuşadası'nda oturuyor. Dedi Şefik ben işe gidiyorum dedi. Bizim sigorta bilançoları orada dedi. Bizi trafik durduramaz dedi yolda polis. Çünkü biz orada sigortalıyız. Şantiyeye gittim abla. 7-8 milyar param da gitti. Zaten çocuğumdur, ev ihtiyacıdır tabii. Yani masraf paradan değil. İnsan huzurlu olsun koy bir soğanı olsun abla. Abla gittim bu sefer Balıkesir'de 15-20 gün araya girdi. Ben burada duramam. Kızıyla yine kavga etmiş kız şu an apart tutmuş kendine. Niye ben de bilmiyorum. Ben bunu sonradan gel her şey buradan çözülüyor. Yani ben geldim ne bileyim çok yaşadım abla. Şimdi derdimi anlatıyorum ben. Şimdi buraya çıkmamın sebebi sadece dünya insanlar bilsin ya. Bilsin ya. Abla geldim Nazlı'ya yok biz burada duramayız. Yok Kuşadası yok vesaire şeyler. Çocukla tek kaldık. Kız da apart tutmuş kendine. Annesiyle kavga etmiş ben seninle yaşayamam. Abla bu sefer... Onlar da beni, aile komple beni arıyor. Şu an böyle yaptığında hiç kimse benim yanımda yok. Yok. Seni sevmiyor mu ailesi? Abla ailesi beni seviyor. Mesela halamın kızıdır. Hem de babamla amca çocukları. Yani önceler en kralın 3-4 enişteler var. En temiz enişte sensin diyorlardı bana. Beni böyle övüyorlardı abla. Bu Derya'nın anne babası da kayınpederin yokmuş gerçi ama. Kayınpeder yok. Onlar da akrabalar mı? Yok onlar arkaba değil yalnız hepsi çevrede birbirini tanıyor. Köylüler yan yana abla. Şimdi Balıkesir'de abla
Baktım kadın durmuyor. Burası sıcaktır. Bende panik atak var. Bir de rahatsızlığını beyan ediyor. Bunu erkek kardeşini aradım. Murat'ı. 3 milyarda nakliye parası gönderdim abla. Evi dedim İstanbul Tuzla olsun. Maltepe'de bu kadar çektim abla. İstanbul Tuzla'da çocuk ev tuttu. Ev tuttu. Ev geldi. Ben 15-20 gün... Toplandınız İstanbul'a geldi. Ben Balıkesir'deyim. Orada nakliyeci İstanbul nakliyesiymiş. O taraftan geliyormuş. Detaydan biraz çıkmak istiyorum. Şöyle ki bütün bunları yaptın. Sen diyorsun ki ben bu yaşananlara rağmen her şeyi yaptım. Yeniden barıştım. Tabii. Para da harcadım. Para harcadım abla beni. İşte çocuklarım için her şey katlandım. Çocuklarım için abla. Seni dövdü mü mesela bu kadın? Vallahi abla daha önce ya sile de atmış o hastalığından dolayı. Sile de atmış. Ben şimdi bunu yalan beğenmedim. Ne atmış? Sile ya. Da, tokat. Sile. Tokat atmış. Tabii tabii. Ha. Ben tokat silah atmış. Mı attım? Yani abla ne yapsaydı karışamıyor çünkü hastalığı maniya. Manik depresif mi kadın? Tabii tabii. Hmm. Abla mesela kadın şöyle 5-10 kişi veya burada 3-5 çocuk olarak böyle sesmez geldiği zaman kendinden geçiyor böyle tütülüyor. Yani konuşamıyor. Çocuklarına da yapıyor mu bir şey fırlatmak? Çocuklara falan yapmıyor yani öyle bir ağırlaşıyor ki yerinde bile kalkamıyor. Bazen öyle. He, bazen öyle. Ama bazen de. Bazen de sanki hiç olmamış. Agresif daha hareketli. Ama hocasına da ondan sonra mal ev Tuzla'ya getirdi abla. Tuzla postana sokağından otur mahallesinde. Annesi de yanındaydı. Benim o zaman bir amcam bu hastalıktan dolayı Kars'ta öldü. Ben Kars'a gittim. Şimdi biraz soru cevap gidelim. He abla. Şefik bu Cumali ile bir daha hiç karşılaştın mı? Ben hiç karşılaşmamışım. Şu an. Peki Cumali orada yine köfte satmaya devam ediyor mu? Abla duyduğuma göre onların işi o. 20 sene yakın o belediyeler orada. Onun çocukları da orada. Belediye karışmıyor değil muhakkak. Tamam geçici da ruhsat veriyorlar. Ha, ruhsat vermiştir. Yok hocam ruhsat da yok. Yani neyse. Şimdi Cumali nerede sen şu an bilmiyorsun. Ne zamandır hiç Cumali görmüyorsun? Ben görmedim yani görgüleri var. Şimdi ben Tuzla'ya geldim abla. Bu sefer köy memlekete Kars'a dönünce ben burada duramam. Burada duramamışsın. Şu ayın 10'una gel, 13 Kasım'a gelelim. Şimdi abla 13 Kasım'a geleceğim. Bunları anlatmam. 13 Kasım'a gelemem. Arada anlatırsın gene. Ha, ama anlatırım değil mi? Şu 13 tabii ki anlatacaksın. Bir telefon var galiba. Kayınvaliden. Evet, Safiye Hanım telefonu. Safiye Hanım evet. Hani annesine demiş ya ben 10 yıldır bu Cumali ile. Annesi söyledi bunu bana. Şimdi tamam soracağım onu. Safiye Hanım merhaba. Merhaba. Safiye Hanım kızın nerede? Vallahi bilmiyorum. Kocası biliyor evini nasıl taşımış nasıl etmişse benim haberim yok. Ha, ben yanında mi oturmuyorum etmiyorum. Ben ne bileyim nerededir. Peki merak etmiyor musun kızını? Ben silmişim benim öyle bir evladım yok. Ha, kızgınsın sen kızına. Ben istemiyorum onun ismini duyayım ya. Wow. Neden Safiye Hanım? Ne yaptı? Ya, kocası nasıl? Kocası biliyor neden. Ben Cumali'yi tanımıyorum. Yalan söylüyor. Ben evine yalan söylemiyorum. Bu Cumali. Şeyden. Allah ben tanımıyorum. Silivri cezaevindeydi. Ben geldim adam. Ben içki içmemişim hocam. Bu bana iftira atıyor. Ben İçki içmem. Safiye Hanım. Bana iftira atamazsın. Sen yanlış anladın. Şefik ben Cumali'yi tanımıyorum demedi. Eve getirip götürdü dedi. Ama dedi hemşeri olarak tanıştırdı. Ne hemşerisi? Cumali şeylidir. Nedir ismi? Valla bana öyle değildi. Bu Antepli mi? Nerelidir? Ben kastayım. Ben ne Cumali'yi ya ama senin kızın bizim hemşerimiz diye tanıştırmış. Parkta tanışmış. Hayır hayır yalan söylüyor. İkisi de tanıyor. Allah Allah. Bunlar beraber ben tanımıyorum demiş miyim ben tanımışım diyorum. Sen neden kızını sildin? İsmini duymak istemiyorsun. Ben istemiyorum. Neden çünkü neden ben neden bu kadar kızgınsın? Senin bir evladın olsa beyefendi yanlış yoldaysa sen sever misin o evladı? İşte bunu duymak istiyorum. Bunun için mi sildin? Başka bir şey mi var? Onun için sordum size. Hayır, ben kesinlikle yani onu evlatlıktan reddettim. Köfteci Cumali olayından dolayı yok. Bu köfteciden dolayı sildin doğru mu? Ben istemiyorum beni bulaştırmayın. Ben rahatsızım. Tamam bir saniye ama öğrenmek istediğimiz bir şeyler var Safiye Hanım. Sana bunu söyledi mi? 10 yıldır Cumali ile biz dini nikah yaptık diye.
Efendim, ben de senin gibi milletin ağzında duydum. Ama bunu sen kendin söyledin. Bunu ben senin yanına gelirken sen söyledin. Niye şimdi ben milletin ağzı? Sen dedin, onu Derya demiş ki ben 10 gündür bununla imam nikahı yaşıyorum. Niye şimdi doğruları konuşmuyorsun? Bilmiyorum. Niye doğruları konuşmuyorsun? Niye doğruları konuşmuyorsun? Safiye Hanım. Ben yalan söylüyorum. Ben yalan söylüyorum. Ben senden duydum. Ben de buradan onu söylüyorum. Sen kendin dedin. Bulaştırmayın. Ama bulaşmak istemiyorsun. Ne bulaşacaksın? Senin annesi siz. Safiye Hanım. Kardeşim ben... Safiye Hanım sen şunu mu diyorsun? Benim kızımla damadım o adamı birlikte tanıyorlardı. Aynı eve girip çıktığını zaten... Ben kızı bana tanıştırmış. Ben tanımıyorum. Ben adamı şimdi... Şefik de onunla arkadaş oldu. Beraber... O da biliyor beni bulaştırmasın. Aa, beni bulaştırmayın diyorum. Hepsi bu yani. Uzadım, Allah daha beni uzak etsin. Safiye Hanım bir şey soracağım. Buyurun. Derya bu Cumali'yi seninle tanıştırdı mı? Ben yok hayır. Sen çok iyi tanıyorsun. Yok hayır deme. Etmiyorum. Çok iyi tanıyorsun. Sen bunu çok iyi tanıyorsun. Ailece de ben tanıyorsun. Ben tanımıyorum. Sen yalan çok iyi tanıyorsun. Çok iyi tanıyorsun. Çok iyi tanıyorsun. Sen İzmir'de mi İzmir'de değil. Sen Cumali'nin yanına da gitmişsin. Köftecinin yanına da gitmişsin. Ailece tanıyorsunuz. Ailece. Sadece benim ailem tanımaz bunu. Benim ailem tanımaz. Sen çok iyi tanıyorsun. Ben tanımıyorum. Sen o köftecide köfte kanat mangal yiyip yenerde sizsiniz. Şimdi bunu niye itiraz ediyorsunuz? Sadece benim ailem bu adamı tanımıyor. O adamla görüşüyordu. Görüşüyor mu? Sen bunu çok iyi biliyorsun. Sen şimdi kızın nerede olduğunu da biliyorsun. Ben nerede olduğunu da biliyorsun. Tek konuşun. Bir aile gibiydi. Ben sizle tanımışım. Ben Safiye ne bileyim adam kimdi? Ben tanımıyorum. Ben sen tanımıyorsun. Tabii tanımıyorsun. Ben o adamı sen parkta giderken... Bir müsaade. Safiye Hanım. Beni nasıl işin içine sürüklüyor hocam? Ben adamı tanımıyorum. Ben sana merhaba. Ya Safiye Hanım bir müsaade et. Bir şey soracağım. Bir müsaade et. Buyurun. Serap şimdi, Hanım buyurun. Diyelim ki tanıyordu. Diyelim ki Şefik de tanıyor. Ya olabilir... Ama bu demek değil ki kızın onunla kaçacak, sürekli eve getirecek. Hayır, kızım kaçmamış, yalan söylüyor. Nerede? Yalan yok, senin kızın nerede peki? Sen bunu kendin söyledin, benim kızın demiş ben 10 yıldır buna imam hikaye yaşıyorum, bunu sen söyledin. Tamam, kaçmadıysa nerede kızın? Allah Allah. Serap Hanım kocası biliyor. Ya ben nereden bileceğim abla beni? Bilsem benim ne işim var burada ya? Ben ne işim var burada ya? Evi taşıyor. Ben geldim. Ya evi ben gelmişim. Adam dedi evi taşıdı gitti. Belki bunun kirasını kim vermiş? Depozitini kim vermiş? Nakliyeyi kim tutmuş? Safiye Hanım. Ben senin yanına geldim. Ben senin yanına gelirken sen demiş kızım demiş 10 yıldır ben bu adamla imam hikaye yaşıyorum. Hayır yalan söylüyorsun. Yalan değil bu gerçekti ya. Allah var hepimiz öleceğiz ya. Allah var. Allah. Allah Allah. Peki Safiye Hanım. Safiye Hanım sen bütün bunları nereden biliyorsun? Nereden eve geliyorlardı, beraber yiyorlardı, içiyorlardı. Nereden biliyorsun? Serap Hanım, ben İzmir'de oturuyordum. Geldim, oğlumun görüşü var idi. Ben evinde gördüm. Ben onun evine geldim. Allah Allah, ben de o zaman bu adamı tanımışım. Bir saniye. Bir kere gördün, evde bir tane adam oturuyor. Şefiğin arkadaşı da olabilir. Ne sonuç çıkardın? Niye yani... Onun orada olmasından hayır, rahatsız olun. Ne gördün ki? Ben içki içmiyorum abla. Bana itiraz et. Ben de bu adama içki içiyorsun. Yok ben içki içmiyorum abla. Safiye Hanım diyelim ki orada iki erkek oturmuş alkol alıyorlar. Misafiri. Ne gördün ki miden bulandı? Niye o kadar rahatsız oldun? Ya ben tanımadığım kimse. Bir insan kendi evine, ailesinin içine içkici bir insanı getirip sokar mı? Sen ben değil, sen söyle. Bir tek bunu mu gördün? Başka bir şey bilmiyorsun. Hayır, başka bir şey görmedim. Yalan konuşuyorum. Ama niye bunun için kızından yalan nefret ettin, damadından nefret ettin? Başka bir şey daha olması lazım, bir şeyler olması lazım. Hayır. Abla yalan konuşuyor bu. Ben kaynanan da şimdi tamam da saygısızlık yapayım tek yalan konuşalım. Ben ondan nefret ettim. Nefret yok. Yani sana şunu söylemedi Derya. Anne ben bu adamla 10 yıldır dini nikah yaptım demedi öyle mi? Hayır öyle bir şey ben duymadım. Sen bana bunu dedin. Ben senin yanına ben geldim. Ayın 13'ünde yanındaydım. Serap Hanım ayın 13'ünde bana söylemiş bu bunu ya. Dünyada peki. Dünyada iki divarın arasında. Ya iki duvar zaten ben 13'ünde. Bir saniye müsaade et. İftira yapma. Bak Safiye Hanım.
Doktor hocamız bir şey soracak size. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Hani siz şimdi ikinizden birisi doğruyu söylemiyorsunuz. Biri kayınvalide söyledi, 10 yıldır nikahlıyım diye. Öteki... Ben ondan ama şimdi hocam. Burada birisinin hocam, doğru söylediğini düşünüyorum ikinizden birisinin. Bu durumda müsaade, yani şey... Eşiniz yani Cumali'yi kuma mı aldı, kuma aldım gibi mi tanıtıyor? Öyle bir hayat mı yaşadığını hayal ediyor. Hocam bu her şeyi biliyor hocam. Siz o işin içindesiniz diye kayınvalidem. Her şey şu an kaynanam ne olduğunu kaynanam biliyor, yani benden iyi biliyor. Her şeyi yanlış benden anlamış olması lazım. Hani hayır, benden iyi biliyor. Kuma almaz ama sanki öyle bir durum ben varmış. Ben bugün buraya geldiğimizde yalan konuşmaya da gelmemişim. Her şeyi kaynanam da biliyor, ben ailesi de biliyor. Bir de oğlunuz kaç yaşında onu merak ediyorum, bu kayıp ufak oğlunuz. 11 yaşında çocuk. Yani acaba onunla hani beraber yaşamaya başladığımız sıralara mı denk geliyor? Hocam şimdi o sıra nasıl denk geliyor? Vallahi ben bilmiyorum hocam. Hocam ben 2018'de bırakıp gitmişim. Kaynanam o zaman hastalık kalp krizi geçirmiş. Şimdi doğru konuşacağım burada. Kalp krizi geçirince kaynanamı oraya götürüyorlar hocam. Maltepe'de bir başka hükümetlerde. Evet, ben kalp krizi geçirdim. Yok yok, kaynanamı götürüyorlar. Maltepe tüp fakültesine götürüyorlar orada. Benim evimde hükümetliğimden kaynanam kızıyla beraber yaşamış. Sonra da ne oluyorsa... Ben yaşamadım. Ben orada ben dur konuşayım bir. Dur sen de konuşayım da sen yine oraya gel. Maltepe götürüyorlar. Eve ben yokum. Ben Balıkesir'deyim. Burada kaç ay? 3-5 ay duruyor. Çok birlikte konuşmayalım. Bir müsaade et Safiye Hanım. 3-5 ay beraber duruyor. Çok kızıyla beraber. Benim oğlan yanında. Kızım yok orada. Bunlar 3-5 ay kalınca sonra ne olduysa... Şimdi işin içinde orada 3400 dolar da var. Şimdi oraya da geleceğim ben bunu. Serap Hanım, yani ben yalan ya konuşmaya geçeyim. Ya bana ne dolardan dolarda. Benim telefon kayıtlarında da var şimdi burada. Ben telefon kaydını da çıkaracağım şimdi. Serap Hanım, ondan sonra ne oluyorsa benim evin altında eski ikametliyim. Yeni değil, eski. Çünkü ben orada çok ev değiştirmişim. Eski ikametliyim altında bir terzi var. İsmi Şeref. Kendisi söylemiş bana. Cumal ile kızım, benim eşim Derya, böyle bir tomra parayla eve çıkmışlar. Eve çıkıyorlar. Eve çıkmışlar. Şimdi kendisi anlatmış bana. Bunlar, ben yalan konuşmuyorum. Serap Hanım, ben 52... Safiye Hanım anlat. Tabii 52 efendim, yaşındayım ben. Buyurun. Ben 52 yaşındayım. Ben yarın öleceğim. Eve çıkmışlar kızımla. Kızımla. Eşim, kızım buna diyor Safiye Hanım, sen burada oturursa kira ortak olursun. Kendisi söylemiş. Ortak olursun. Bu kabul etmeyince bunu evden atmışlar. Cumali'de kızıma o zaman para getirmiş. Kızım Nazırlı'da okuyormuş. Cumali'de bu kadar parayla. Ya Cumali'de o kadar para ne gezer? Abla onu ben bilemiyorum. Bunların söylentilerini şey yani görmüş. Seyyar köfteci diyorsun. Abla vardır adam. Bu kadar para ne gezer? Adam hem seyyar köfte yapıyor hem de orada şiş kebap dükkanı küçük bir yeri var. Ha. Şimdi abla ben bunlar hepsi yani, ben yalan konuşmuyorum abla. Yakınlığı ben, olmayan birine niye tomarla para geliştin? Kaynanam şu an telefona çıkmış da işte millet fazla rencide edinmiyorum diye diyor. Ondan sonra bunlar tutuyorlar. Kaynanamı atıyorlar evde. Sen çık git. Elbiselerini bile atmışlar. Tamam, ben aslında şeyi merak ediyorum Şefik Bey. Yani ciddi sorunlar var bu köfteciden kaynaklı olarak. Abi şimdi o asıl kadar soru, insan var asıl, ki Serap asıl Hanım. Şu önemli. Çocuklar niye senden hoşnut değiller? Hoca şimdi ben... Mesela kızın niye seni istemiyor mesela? Benim kızım niye istemiyor? Ben ona anlatayım da. Şahit olduğu bir şeyler mi var? Yani kayınvalidenizin... Şahit olacak. Ben kızımla şu ana kadar ne bir fişe vurmuşum. Ne kötü bir kelimem olmuş. Ne de, bilmiyorum. Ben de anlamıyorum. Çünkü bu adam... Sen kızın, bu köfteciye hoşgörülü mü davrandığında kızın sana bu şekilde davranıyor? Ya da kızına da mı bu kızına adam... Kızına da mı aynısını... Evde genç bir kız, onu... bir saniye müsaade et ya. Tabii buyurun. Tek tek konuşalım. Tabii. Diyorsun ki bu adamı getirdi, ben de hemşeri birkaç sefer geldi gitti, yedik içtik. Evde genç bir kızın var senin. Ne sanıyorsun? Benim kızım o zaman Aydın'da okuyor, yok. Kız hiçbir zaman evde olmadı mı bu yok, adam? Yok 6-7 yıldır Nazım'ı dedi. 6-7 yıldır. Şimdi ben o zaman bir Safiye Hanım'a bir şey soracağım. Bir de ne olur tek tek konuşalım, dinleyelim, sonra cevap verelim. Safiye Hanım. Efendim, buyurun. Şimdi Şefik kızınla 27 senedir evde. Kızının evet. 2008 yılında bir hastalığı çıkıyor. Evet, doğrudur. O hastalık çıktı. O zamana kadar hiçbir şey yok. Bu yok. Bu Cumali'de 2014 yılında ortaya çıkıyor. 14-15 abla, 14-15. Şimdi o zamana kadar damadın iyi, memnunsun, hiçbir şikayetin yok. Ne zaman ki evine gidiyorsun, Cumali diye birisi oturmuş yemek yiyor orada. Ondan sonra ikisine de şimdi bela okuyorsun, lanet okuyorsun. Bu kadar mı yani? Vallahi Serap Hanım, ben İzmir'de oturuyordum. Kendisi de biliyor. Benim evim İzmir'deydi.
Ben geldim, oğlum cezaevindeydi, onun görüşüne geldim. Cumali'yle Şafik dedim ki bu kimdir? Dedi bizim tanıdığımız, bizim bir ahbabımız, dostumuzdur. Ben tanımıyorum ben onu. Ben adamı tanımıyorum. Sen nereye bu işçi adamı evine getiriyorsun? Ben hatta adama kızdım. Laf da saydım. Tuttum adamın kolundan, tuttum attım kapıya. Öyle ondan mi? Ondan sonra... Valla onu bilemiyorum ben. Sen de bilemiyorsun. Sen de var mısın? Attığını görmemişim. Daha sonradan görmüşsün. Serap Hanım ben bilmiyorum. Bir saniye bunu. Safiye Hanım. Ben attığını görmedim. Serap Hanım. Evdesiniz beraber. Nasıl gördün? Hayır abla öyle bir şey de yok. Öyle kavga da yok. Eğer Safiye Hanım şunu atmışsa, mu söylüyor? Acaba kızınızla mı bu köfteci kızınızla mı oturmuş beraber içki içiyordu Şefik Bey'le değil de? Ben içki içmemişim abla. Şefik Bey var mıydı sen eve gittiğinde? Ben içki içmemişim abla. Cumali varken... Cumali ile Şafik var idi. Abla ben içki içmem. Abla ben içki tamam, içmem. İçki içmez. Şimdi bırak, su içersin. Deme. Hatta sen içki içmeye de gittin dedin ki gidip içki alayım. Kolundan tutup attım. Doğru lan konuşma. Detay veriyor ama. Dedim ki bu kimdir sen evine alıyorsun? Safiye Hanım. Niye yalan söylüyorsun? Sen bu Cumali'yi kolundan tutup evden atarken... Şefik var mıydı? Gördü mü bu olayı? Ben görmedim baba. Şefik var idi. Var vallahi ben görmemişim. Hayır yalan. Yok ben görmedim. Sen atmışsan da ben görmemişim. Ben görmemişim. Ben yemin ediyorum görmemişim var abla. Peki o zamana kadar Şefik'ten hiçbir şikayetin var mıydı? Kızına iyi davranıyor Şefik'le muydu? Şefik'le hiç şikayet. Bak hı. Ben Şefik benim daimin oğludur. O da benim evladımdır. Hı. Keşke tamam. İkisi de olmasaydı. Onlardan bana bahsetme benim kalbim. Allah abla ben burada bir yani Şefik abla. İyi bir kocaydı yıllarca öyle mi? Şefik iyiydi ama Şefik bazen de bakmıyordu bunlara. Ahmet diye bir şey yok abla onlar hep yok ben kabul etmiyorum ben onları kabul etmiyorum. Maddiyat konusundan niye gelsin? Cumali'yi niye getirdi? Maddiyatla ne alakası ben var? Ben bilmiyorum. Yok abla maddiyatla bir şey yok bak, abla hiçbir şey yalan yok. Yalan söylemesin. Nazilli'deyken de ben kirasını gönderdim. Tamam ben de onu anlatıyorum. Ben de Balıkesir'deyim abla. Ben bir şey demiş miyim? Ben Balıkesir'deyim. Ben kötü bir şey dememişim abla. Ben onlara baktım. Sen kirayı göndermişsin. Senin kızın beni atmış dışarı uzaklaştırma ama ben Balıkesir'de çalışıyorum. Ben demin bunu da söyledim abla. Ondan sonra tekrar bir araya bizi getiriyorsun. Yani. Peki. Ben bu şimdi abla. Bu konu biraz... Tamam bu konuya devam edeceğiz. Bu arada senin kızın da... Yani sütten çıkmış ak kaşık değil. Çünkü yok, bir ay önce evdeki eşyaları toplamış iddiasına göre. Ne o kurtadı abla nereden? Bir müsaade et ne olur. Yoruldu gırtlağım yoruldu. Toplamış eşyaları 11 yaşındaki oğlanı da almış. Ortadan kaybolmuş. Şu anda bir tek soru soracağım tek cevap ver. Şu anda Cumali'nin yanında olduğunu mu düşünüyorsun? Abla Cumali'nin yanındadır. Cumali'nin yanında 4-5 tane ayrı da kadın var. Yani peki. Kadınlar da kim olduğunu tanımıyorum hocam. Tamam. Bu kadınlar da ikide tek bir yere gelip tek gidiyorlar. Tek cevap dedim. Tamam devam tamam. Edeceğiz. Tamam. Derya'ya ulaşacağız. Ama hala bu 26 yaşındaki kızının buna cevap vermen gerekmiyor. Sonra yarın verirsin. 26 yaşındaki kızının sana niye bu kadar tepkili olduğunu hala onu anlayamadım. Açıklık getireceğim. Ona da açıklık getir. Getireceğim hocam. Çünkü o kız her şeyi iyi, doğruyu, yanlışı ayırt edecek yaşta. Anneye tepkili olması gerekirken... Sana niye tepkili? Bunları cevabını isteyeceğim. Efendim Pelin'e geçeceğim. Aslında Pelin'le ilgili dün çok güzel bir şey yaşadık tabii ki. 3 günlük bebekken bırakıldığı apartmanı gördü. Kendisini bulan apartman görevlisini tanıdı. O günlere ait onun anlattıklarını dinledi. Şimdi Pelin'le bir 5 dakika daha konuşacağız. ...27 yıl önce evlatlık verilen Pelin Altınışık... ...heyecanla biyolojik ailesinden gelecek haberi bekliyor. Çok güzel bir bebekti, çok tatlıydı. Yani biz çok seviyoruz. Ben sadece kökenlerimi arıyorum. Soğuk bir kış günü neden terk edildi? Kapıdan çıktım, bir valiz çıktı karşıma. Çocuk sesi. Bir şu kadar açıkmış zaten ferme. Biraz da ben açtım baktım çocuk. Gizemli mektupta ne yazıyordu? Seni o siyah çantayla bırakmışlar ya. Bir de yastık ve bebek bezi varmış. Pelin Altınışık
biyolojik ailesini bulabilecek mi? Birazdan. Bilincim hoş geldin. Evet, bu fotoğraf beni gerçekten hüzünlendiriyor. Hem bir taraftan iyi ki diyorum, iyi ki seni böyle bir aile almış ve bugüne getirmiş. Bir taraftan da insan tabii ki soylarını merak eder, köklerini merak eder. Şimdi orada çok önemli bir nokta var, o da şu. Seni bırakılan çanta, bıraktıkları çantanın içinde bir mektup vardı. Evet. O mektup eminim sosyal hizmetlerin arşivindedir. Tabii. O mektupta ne yazdığı çok önemli. Bir çalışma yapıyoruz. İnşallah sana bir faydası dokunacak bilgi vardır içinde. Bunun yanı sıra yani bazı gözlemlerimizi paylaşabiliriz. Şöyle ki mesela bir çantayla bırakılmışsın. Evet. Yani bir kundağa sarılıp da atılmamışsın. Çanta 1993 yılında iyi bir şey çantaya bırakılmak. Yani aslında yoksul birisi tarafından bırakıldığını düşünmüyorum. Bir başka sebebi de bir bebek bezi bırakılmış. Evet, bebek bezi o yıllarda vardı Türkiye'de. Ama kullanımı çok yaygın değildi. Daha çok dar gelirli aileler ve Anadolu'da bez kullanılırdı. Doğru mu? Bebek muşambası ve bez. Muşamba, hı-hı, bez, evet. Şimdi bebek bezinin konması ve değiştirmişler falan, bir tane daha var üzerinde. Bu da mesela biraz maddi durumunun iyi olduğunu gösteren, tabii, bir şey. Seni bırakan ailenin. Semt olarak da düşündüğümüzde öyle. Şimdi o mektupla ilgili çalışmamız sürüyor ama burada galiba en önemlisi annenin kendisini göstermek istemesi. Şu anda istemediğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar herhangi bir arayan olmadı. Olay çok net, çok bariz. Bunu bırakan annenin bunu hatırlamaması imkansız. Ama ben buradan anneye şunu söyleyebilirim. Biz sırrınızı tutarız efendim. Yani hayatınıza saygı duyarız, kurduğunuz hayatınıza. Ama bence Pelin'den bunu esirgememelisiniz. Değil mi hocam? Üstelik belki Pelin'in kardeşleri vardır. Bir hani Allah korusun ilik nakli gerekse, bir şey gerekse onlara ihtiyacı olur. Kardeşlerin Pelin'e ihtiyacı olabilir aynı sebeplerle. Tabii. Ben seni bırakan annenin yıllar içinde bunu hep yüreğinde bir sızı olarak taşıdığından eminim. Ama bunu eşiyle bile paylaşmamış olabilir. O yüzden ben kendi adıma ve ekibim adına söz veriyorum hanımefendi, Pelin'in annesi. Biz sırrınızı saklarız. Ama senin de şu kameraya bakarak biyolojik annene içinden gelenleri söylemeni istiyorum. Tabii ki. Yani nereden başlayayım, ne diyeyim? Mesela anne demek geliyor mu içinden? Gelmiyor Serap Hanım. Hmm. Yani o biliyorsunuz çok kutsal bir kelime. Şu anda ki bir de beni izleyip görüp de aramıyorsa hiç gelmiyor. Ama tabii ki sebeplerini öğrendikten sonra neler değişir, neler olur. Onunla ilgili hiçbir şey diyemem. Kırılmaz duvarlara sahip değilim onunla ilgili. Çok da olumlu şekilde düşünüyorum, düşünmeye çalışıyorum. Kötü kısımlarını düşünmemeye çalışıyorum kendimce. Umarım gelir. Sizin de dediğiniz gibi gizli de görüşebiliriz. Yani siz varken kameralardan gizli bağlanabilir veya onun adına birisi bağlanıp da onun söylemek istediklerini söyleyebilir. Bu çok zor bir şey değil. Doğru, sizin dediğiniz gibi o dönemler bebek bezi hiç o açıdan düşünmemiştim ben. Umarım gelirsin ya da bir telefon edersin veya ihbaratlarına durumu anlatan bir yazı yazarsın. Biz de ne olduğunu ne bittiğini öğrenebiliriz. Benim amacım sadece seni görmek. Ben sana benziyor muyum onu çok merak ediyorum mesela. Nasıl bir görüntüde ailem var, nasıl bir yaşantıdalar. Yani ben çok merak ediyorum seni. Seninle konuşmayı çok istiyorum. Kesinlikle zor durumdaydın bıraktığında, eminim. Kimse iyi şartlarda evliyken yapıp bir çocuğunu sokağa atmaz. Benim ona tek kızdığım şey, yurda bıraksaydı beni götürüp de ve deseydi benim durumum şu anda yok, ben bakamıyorum. Siz devlet güvencesinde bakın ama ben gelip göreceğim. O zaman beni evlatlık veremezlerdi. Onun imzası olmadan, değil mi hocam? Kesinlikle. En azından ayda bir gelirdi.
iki ayda bir gelirdi, haftada gelirdi. Hem ona yük olmazdım. Evet, reklama gitmek zorundayım Pelin'cim. Ama ben de buradan yine sırrını saklayacağımıza her türlü sözü veriyorum. Bir de seni oraya bırakmasının sebebi aslında bir daha sana gelmemek ve kimliğini gizli tutmak, evet, olduğu için diye düşünüyorum. Efendim, reklamlardan sonra Gökhan Ersin'in ablası ve annesi Suzan Hanım'la ve Özlem'le ilgili çok çarpıcı gelişmelerle huzurlarınızda olacağız. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Çok kolay kolay söylemeyiz bunu ama bu konuda çember daralıyor. Hatta daraldı bile diyebiliriz efendim. Evet efendim, şimdi bugün dediğim gibi Gülşen Maşalacı ya da bilinen adıyla Suzan Hanım ve kızı Özlem'le ilgili sadece gerçekten ama gerçekten çemberin çok daraldığını söyleyebilirim Gökhan. Varol Bey. Bununla alakalı her an bir gelişme olabilir ve bu gelişmeyi anında sizlerle ve seyircilerimizle paylaşacağız. Ama herkes bilsin ki artık bunun bir cinayet olduğu, özellikle şu an Özlem üzerinde daha fazla duruyoruz. Çünkü Özlem'in Suzan Hanım'dan önce kaybolması, dikkat çekecek şekilde kaybolması cinayet şüphelerini daha da artırıyor. 2007 yılında Suzan Hanım'ın kızıyla ilgili, daha doğrusu annesinin kayıp başvurusuna gidip ben kaybolmadım demesi ama sonrasında onun da ortadan kaybolması, tabii ki onunla ilgili de özellikle Atakan'ın yaptığı bazı yolsuzluklar sebebiyle onda da cinayet şüphesi çok yoğun. İşte Özlem efendim, bir kez daha gösteriyoruz. Bu çok yeni fotoğrafı. Bu Adem'le olan geçmiş zamanda evlendiği ve çok bu annendi. 85 yılında. Annesi mi? 85 yılında. 85 yılı. Bu da Özlem. Anne tabii şu anda 57 yaşında. Özlem 33 yaşında. Daha önce başka fotoğraflarını göstermiştik. Son hali bu efendim. Yani Adem'den ayrıldıktan sonraki hali bu. Şimdi bugün neler yapacağız? Öncelikle çok önemli gelişmeler olduğunu tekrarlamak istiyorum. Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro 40'a yakın kişinin ifadesine başvurdu. Bunun bir ayağı da İstanbul olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bugün Adem yine canlı yayında olacak. Bir ihbarcı telefonumuz var. Ve dün biliyorsunuz Özlem'in kuzeni, yani senin de kuzenin olan, aslında adını vermiyoruz ama ben Ayşe diye hitap etmiştim kendisine. Birlikte kaçtıkları, işte Atakan'ın ilişkisinin olduğu iddia edilen, efendim en son birlikte yine kaçarak Rize dışında şehirlere gittiği söylenilen bir Ayşe'miz var elimizde. Onunla bir röportaj yaptık. Önce o röportajı ekrana getirelim. Çünkü bazı iddiaları var. Adem de telefonda olacak. Özlem'in hala boşanamadığı kocası. Ona da bu soruları soracağız. Dediğim gibi çok önemli bir gelişme bekliyoruz. Olduğu anda da sizlerle paylaşacağız. Ekibimiz dün yayına bağlanan Özlem'in beraber evden kaçtığı kuzenine ulaştı. Özlem'le kaçıp kimlerle buluşuyorlardı? Özlem'le birlikte evden kaçıp hiç birileriyle buluştunuz mu? Hayır, olmadı. Zaten 15 sene olan bir şey. Zaten Özlem'i ben evlilikte zaten gördüğüm yok. Özlem'in kocası Adem bu kaçışlardan haberdar mıydı? Vallahi bilmiyorum, herhalde vardı galiba. Tam olarak bilmiyorum yani. Var olup olmadığını bilmiyorum yani. Atakan'la aranızda bir şeyler yaşandı mı? Hayır, olmadı. Ablamın bir şeyle kurban oldum. Yok demişler, Atakan'la bir ilişkisi var. Aslında öyle bir şey yok. Atakan Özlem'i öldürmüş olabilir mi? Vallahi bilmiyorum, kendisi bilmiyorum yani. Yalan desem yalan olur. Duydun mu hiç kimseden böyle bir şey? Hayır, duymadım. Ben zaten evlendikten zaten öyle bir şey duymadım zaten. Atakan öldürdüm, öldürmemi de bilemem yani. Adem neden suçluyor? Karımı dedi baştan çıkardı onu. Zaten öyle bir şey yok dedim zaten ben bunlara. Ha, bir de evet, erkeklerin konuştuğunu zaten söylemişti Adem. Madem Adem
karısını telefona görüştüğünü söyledi. Niye dayak atıyordu o zaman kendisine? Atakan nasıl birisi? Dedikleri gibi ne bileyim ben Atakan'ın hiç şimdi bana bir karşı olarak hiç şeyini görmedim yani. Bir yanlışını görmedim. Atakan Özlem'i öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm dedi mi? Hayır etmedi. Benim öyle bir şeyim yok. Öyle şey duymadım ben. Seni hiç tehdit eder miydi? Hayır etmezdi. Ben tehdit falan ettiği yok ki. Atakan'dan şüpheleniyor mu? Siz de Atakan'dan şüpheleniyor musunuz? Vallahi ya desem yalan olur bilmiyorum. Hemen Adem'i canlı yayına alalım. Adem'in Özlem'i dövdüğünü ilk kez duyuyoruz. Ve bunu da Özlem'in kuzeni söylüyor. O dönemde de aslında ne kadar inkar etse de çok yakın olduklarını biliyoruz bu Ayşe ile Özlem'in. Ayşe bir sürü şeyi şu anda inkar ediyor. Bir sürü şeyi söylemiyor ya da yalan söylüyor. Bir kere Atakan'la ilgili Atakan'ı en iyi tanıyan kişilerden biri. Çünkü ilişkileri oldu. Bunu da inkar ediyor. Ve bu arada gizli tanığımız da telefonda, o da çok önemli bazı açıklamalarda bulunacak. Adem seninle başlayalım. Kubilay evet. Merhaba. Merhaba. Kubilay ben yayında duyurdum. Gerçekten şu anda Rize'de emniyet özellikle cinayet büro bu konuya odaklanmış durumda. Önemli bazı gelişmeler yaşayabiliriz her an ve çember daraldı diyebilir miyiz? Bunu onaylıyor musun sen oradaki araştırmaların sonucunda? Evet Serap Hanım, yaptığımız çalışmalar, Rize Emniyet'in yaptığı çalışmalar, Sayın Savcı'nın yaptığı çalışmalar doğrultusunda biz çember artık oldukça daraldı ve kısa süre sonra da bir sonuca ulaşabiliriz diyebiliriz artık. Bugün ya da yarın en kısa sürede bize haber verildiği takdirde orada olacağız. Gelişmelerin hepsini takip ediyoruz, an be an takip ediyoruz. En sıcak dakikalarda mutlaka yayında olacağız. Evet, senden rica ediyorum. Şimdi Adem'le bir röportajımız olacak ama bir gelişme olduğu anda ricam hemen orada Adem'den özür dileyip yayına kesip senin bir an önce işte o emniyet müdürlüğü civarında olmanı rica edeceğim zaten. Adem sana gelelim. Özlem'i dövdüğünü söyleyen, Özlem'e de yakın olan, senin de zaten Özlem'le yakınlardı dediğin bir kadın var biliyorsun. Biz ona Ayşe diyoruz. Evet. Sen aslında adını biliyorsun ama evet, söyleme evet. Lütfen. Ayşe demeye devam evet. Et. Karını dövüyor muydun? Karıma ben bir sefer tokat vurdum. Telefonla yakaladığım zaman bana dedi sana ne işte kimle konuşuyorsam konuşuyorum dedi. Yok Güler'le konuşuyorum. Bilmem kimle konuşuyorum. Telefonu kırdı attı. Bunu ben emniyete de ifademe söyledim. Ben karımı ne kadar sevdiğimi, yuvaya ne kadar sahip çıkmaya çalıştığımı biliyorum. Bu Ayşe denilen şahıs yalan söylüyor. Allah her şeyi çıkacak ortaya emniyetimizin sayesinde. Çünkü ben ne söylemişsem her lafımın arkasındayım. Hatırladığım, ettiğim, ben zaten emniyete de söyledim. Bu Ayşe ile takılmaya başladıktan sonra zaten bana agresifleşmeye, şey etmeye başladı. Ben zaten fabrikada çalışan bir insandım ben. Benim herhangi biriyle kaçtığı, gittiği, bilmem arabayla gezdiği falan ben ilk defa duyuyorum. Benim hiç kulağıma böyle bir şey gelmedi efendim. Gökhan bir şey söylemek istiyor Adem. Evet. Adem Bey. Evet. Ablamla evliydim, mutluydum diyorsun hani. İyi evet. Bir evliliğimiz vardı diyorsun değil mi? Evet. Güler'le tanışana kadar evet. 3 haftada ben programdayım. Sen de yayına bağlanıyorsun. Evet. Peki niye bunu söylemedin ablamla? Anlaşmalı evet. Evlendiğini niye söylemedin? Anlaşmalı evlendiğini derken? Ablamla anlaşmalı evlenmişsin. Evlenip boşanacağına dair evlenmişsin. Hayır öyle bir İçeriye şey yok. İçeriye girmek istemiyorum. Hayır gireyim öyle içeriye. Bir şey yok. Neden anlaşmalı evlendiğine gireyim mi? Öyle bir şey yok. Ablam seni kurtarmak için evlenmedi mi? Hayır benim bir işim yoktu ki. Ben kötü bir insan mıyım ki beni kurtarmak için benimle evlenecek? İçeriye gireyim mi? Anlatayım mı? Gökhan anlat. Anlat. Sen bir komşunun karısına yan gözle bakmışsın falan ve bu Ayşe ile birlikte ablam seni kurtarmak için ablama demiş ki sen Allah şahit olsun öyle bir şey yok. Kim varsa da ispat etsin ben kimsenin şeyine yan gözle öyle bir şey baktığım yok. Öyle bir insanla değilim. Benim soyumdan öyle bir insan çıkmaz. Evet kim demişse yalan demiş Allah'a havale ediyorum herkesi. Anlaşmalı evlenmedin yani. Hayır. Ben böyle bir şeyi ilk defa senden duyuyorum. Gökhan böyle bir bilgi mi aldın? Evet.
Yani başkasını, ya, evli bir kadına. Hatta bunun da ifadesini vermişti. Kesinlikle Serap Hanım, öyle bir şey yok. Hatta şöyle de vardı. Özlem annesinin yanına kaçtığımda, dedim ya uyuşturucu falan kullanıyormuş. Özlem'in öyle bir şey annesinin de sarkıntılık yaptığını annesi bizzat bana söyledi. Ve komşuya aslında ne yapmışlar? Kesinlikle öyle bir şey yok. Varol Bey. Ayşe demiş ki ablama, demiş Adem'i kurtaralım, evlen, boşan. Anlaşmalı evlilik yap, boşan. Onun için zaten 8 ay bunu sana kim bir şey demişse kalmış. Olayı çözecek olan kişi odur. Yalan söylüyor. Ben devletimize güveniyorum. Peki, Allah'a sığındım. Adem Bey. Her şey çıkacak ortaya. Adem Bey. Benim bu konuda hiçbir bilgim olmadığını Allah'ın izniyle devletimiz ortaya çıkaracak. Adem Bey. Evet. Peki bir soru daha sormak istiyorum sana. Buyurun. Atakan ve yanında bir tane daha arkadaşı varmış. Kimin? Atakan ve yanında bir tane daha arkadaşı varmış. Tanımıyorum. Tamam yani ben de tam ismini... Dur bir söylesin yani hemen nasıl tanımıyorsun? Ama belki... Atakan'la benim muhabbetim yok, bir şeyim tamam, yok. Tamam belki arkadaşını tanıyorsundur, daha söylemeden tanımıyorum bana diyorsun. Bana yayına geliyor, yani yayına çıkıyorum diye ben yani bu kadar şeye... Hayır Adem, almak zorunda mıyım Adem efendim? Sana bir şey soruyor, daha soruyu sormadan tanımıyorum diyorsun. Bir sorsun, belki tanıdığın biri çıkacak. Sorsun efendim, sorsun. Şimdi Atakan'la yanında bir tane arkadaşı varmış, bu akraba dedikleri. Onlar ismini bilmiyorum. Araba yapmışlar. O arabanın içinde sence ablamın cesedi olabilir mi? Ben öyle bir şeyden haberim yok. Ben ilk defa senden duyuyorum. Arabanın yandığını biliyorsun ama sen. Bu hayır, ben araba yandı, öyle bir şey bilmiyorum. Araba nerede? Ben ilk defa yanmış, senden duyuyorum. Bunları Rize'de. Sana kim söylüyorsa demek ki o biliyor. Rize'de bir araba yanmış ve içinde bir ceset mi bulunmuş? Orada ablanın cesedi vardı deniyor. Kim söylüyor? Ben öyle bir şey ilk defa senden duyuyorum. Söyleyemiyorsan söyleme kaynağını. Yani söylemek zorunda değilsin. Güvenilir bir kaynaktan mı geldi bu? Söylüyorum. Hangi tarihlere denk geliyormuş bilgin var mı? 6-2007 işte o dönemde. Atakan araba yakmış. Arabanın içinde de ablanın cesedi olabilir ve bunu da araştırmadılar dedi. Evet, bugün Adem diyorsun ya, tabii ki biz de devletimize, hukukumuza, savcımıza, evet, polisimize sonsuz güveniyoruz. Evet. Bunun aksi düşünülemez bile. Evet. Sana şu kadarını söyleyeyim. Evet. Eli kulağında. Bugün i̇nşallah en geç yarın. En geç yarın. İnşallah. Ben mağdurum. İnşallah Allah'ın izniyle ne varsa çıksın ortaya. Çıkacak. Adem Bey, evet, ben seni suçlamıyorum. Senin olayla ilgili olmadığını da biliyorum. Söyleniyor. Yalnız sen biliyorsun, ben söylemiyorsun. Ben bunu söylememi sebebini bilin de ben biliyorum. Aradım. Yayında benim olduğu için söyleyemiyorsun. Korktuğun için söyleyemiyorsun. Ama ben biliyorsun, ben bak o araba yandığını da biliyorsun. Sen bir kişiden daha korkuyorsun, tamam. Korkuyorsun. Devletten... Atakan'dan. Evet. Atakan'dan çekiniyor. Herkes çekiniyor. Çekiniyor. Biliyorum. Ve sen Atakan'ın şu an dışarıda arkadaşları olduğu için, ondan da yayında olduğun için konuşamadığını zaten biliyorum ben. Hayır, kesinlikle alakası yok. Ben ne biliyorsam, ne şey yapıyorsam hepsini söylüyorum. Ben mağdurum Gökhan, Serap Hanım. Allah rızası için bak, iki canı ararken... Ben seni suçlamıyorum. Benim psikolojim, Adem Bey, benim seni suçlamıyorum. Benim hayatım... Sen biliyorsun, ben söylemiyorsun. Vallahi billahi dayanacak gücüm kalmadı. Benim de dayanacak gücüm kalmadı Adem. Ben şu an ipi tuttum. Sonu nereye gidecekse oraya gideceğim ben. Ölümde olsa gitsin, gideceğim. Ucunda kim varsa, ne varsa çıksın. Allah rızası için Serap Hanım, yalvarıyorum size ya. Estağfurullah. Zemin ederim, vallahi billahi yalvarıyorum. Adem, biz senin bilgine başvuruyoruz. Çünkü sen onun kocasıydın. Ne olursa olsun ayrı da yaşasanız kocasıydın ve daha önce Serap de söyledim. Serap Hanım, bu Ayşe denilen kişiden beraber buradan ben bilmiyorum ki gitmişten ne olmuş, kimle görmüş, bir resim gösterdiniz en son hali. Ben Özlem'i o şekilde ben görmedim bile, ben orada yani... Benden gitmiş, ne kadar zaman sonra çekilmiş. Ben hiçbir şekilde bir bilgim yok. Özlem'le ben bir araya gelmemişim. Bir tamam şey Adem, bunun için ağlamana ve bu kadar... Serap Hanım, psikolojim bozuldu. Bak şimdi, Allah rızası ben sana bir şey söyleyeceğim Adem. Şimdi bu evet, Ayşe denilen, aslında ismi başka olan kadın, senin evet, komşun. Bir kere oradan evet, başlayalım. Senin evet, komşun ve sen Özlem'le evlenince aslında kuzeni olduğunu anlıyor ve yakınlaşıyorlar. Yani sen bu Ayşe'yi Özlem'den de önce tanıyorsun. Çünkü komşunun kızı bu senin. Evet. Zaten tanımıyor musun? Evliliği de Ayşe yaptı evet, anlaşmalı. Evet, tanıyorum. Yani bu sen Özlem'le Ayşe vasıtasıyla mı tanıştın? Özlem'le Ayşe... Yok efendim. Nasıl tanıştın Özlem'le? Ben Özlem'le efendim emniyete de söyledim. Yani benim hatırladığım, yani yengemin vasıtasıyla tanışmıştım. Hani
evlenmek için tanıştım ve öyle anlaşma öyle bir şey kesinlikle yok. Ama sen yani Ayşe'yi gayet iyi tanıyorsun çünkü ne kadar yakın mesela dip komşunuz mu? Nasıl bir komşunuz? Yok, benden biraz uzak ama hani gelip gittiğimiz insanlardı. Ben abisiyle, bunun büyük abisiyle, burası köy yeri yani komşumuz olan insanlar. Tamam. Şimdi bu Ayşe'nin abisi sana kardeşinin hayatını beğenmediğini, davranışlarını beğenmediğini söyledi mi söylemedi mi? Söylemedi efendim. Hiç öyle bir şey paylaşmadı seninle. Yok, öyle bir şey söylemedi bana. Ama Atakan tuttu, senin iş yerine geldi. Siz ayrı yaşıyor olmanıza rağmen. Evet. Dedi ki Özlem'in davranışlarını, yaşantısını beğenmiyorum dedi. Doğru mu? Evet. Söyledi. Bir şey yap dedi mi ona? Bir şey yap. Yok, bana öyle bir şey hatırlamıyorum telefonu. Bana öyle bir şey demedi. Ben dedim ki yani halan kuzenin benden gitmiş. Ben ne yapabilirim? Ben çalışıyorum. Ben dediğim gibi ne yapabilirim gibi, diyorsun sana... Bak ne yapabiliyorum? Bilirim. Evet, Atakan, ne yapabilirim ben? Ne dedi sana Atakan tam olarak da sen ben ne yapayım dedin? İşte vallahi ben hatırlamıyorum Serap Hanım. Ya çünkü ben Atakan, ondan dediğim gibi beni senin evet. Karınla ilgili bir şey söylüyor sana. Ve sen bunu hatırlamıyor musun? Ya ben dedim ona ki senin halan, senin kuzenin. Ben dedim ona benden gitmiş, boşanma davası vermişiz dedim ona. Benimle bir işi yok dedim ona. Ben döndüm işimin başına, fabrikada bak, çalışıyorum. Bak Adem, kendi söylediklerini evet. Hatırlıyorsun. Atakan'ın söylediklerini ama hatırlamıyorsun. Vallahi hatırlamıyorum ya. Ya yapma Adem, Allah aşkına ya. Yapma ya, böyle Serap bir şey Hanım, olabilir hatırlamıyorum mi? Hatırlamıyorum ya. E kendi söylediklerini hatırlıyorsun. Ne söyledi de sen bu cevabı verdin diyorum ben de sana. Ya Özlem'e sahip çık dedi bana. Dedim ona ben gitti dedim ona benden dedim ona. Senin halan, senin kuzen dedim ama ben ne yapabilirim dedim ona. Bu kadar. Ben o kadar hatırladığımı söylüyorum. Evet. Sahip çık dedi. Ben o kadar. Emniyette de böyle söyledim. Evet efendim. Sahip çık dedi. Ya Allah rızası için Serap Hanım ya. Ya ben... soruyorum Adem. Hatırlaman için soruyorum. Sahip çık hatırlarsam dedi. Hatırlarsam inanın söylerim. Ne gerçekten. Niye sahip çıkayım ben Özlem'e demedin mi? Ne oldu ki sahip çıkayım? Hatırlamıyorum Serap Hanım. Ne oldu? Başka evlere girerken mi görülmüş? Başkasının bilmiyorum arabasından ki. İnerken mi görülmüş? Bilmiyorum. Yani telefon konuşmalarını mı sıklaştırsın başka adamlarla? Niye sana bunu söyledi? Kötü yola bilmiyorum mı düşmüş? Niye uyardı seni? Onu da Atakan'a soracaksınız. Ne dediğini canım de... sana soruyoruz. Ben Atakan'a sordum. Ama, Atakan bana şu an konuştuklarımı söyledi. Atakan seninle konuştuğunu dikkat et karına falan filan işte şu başkalarının evinden çıkıyormuş falan gibi seni uyarmış. Ben öyle bir şey çocuk. Hatırlamıyorum. Ona da ben inanmıyorum. O da işte sıkıştı. Olayı ya niye sıkışacağım? Yok lan benim bir günahım. Sana demiyor Atakan'a söylüyor. Atakan'a söylüyor. Ama kendi söylediklerini bu kadar net hatırlayıp da Atakan'ın karına sahip çık. Ya şimdi Adem bu şekilde hatırlamayarak aslında yani Adem'in olayın en önemli karakteri olduğunu bir kere anlaması lazım. En önemli karakter. Çünkü bana da söyle, bu kızla evliydi ve cinayet motivasyonu olabilecek bir takım kızın kötü yollara düşme vesaire işte bunların tabirleri namus gibi bir takım kavramlar olabilir. Ve buna Adem şahit olmuşsa bu Adem'in kesinlikle bildikleri bizi efendim, başka yerlere şey. Götürebilir. Benim yok. Peki şimdi bir telefon alıyorum Adem. Sen de dinle. Evet. Bir gizli tanık. Ama biz çok iyi tanıyoruz. Aslında herkes tanıyor. Alo. 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 Merhaba. Merhabalar. Evet, ben sizin anlatacaklarınızı çok merakla bekliyorum, dinliyorum. Öncelikle hayırlı günler diliyorum size Serap Hanım. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel bir programınız olduğu için oradaki bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle anlatayım. Güler'in, Ayşe Hanım'ın bütün anlattıklarının hepsi yalandır kendisi. Bu Özlem'den zaten Adem o köyün çocuğudur. Özlem'den zaten kaçıp giderdiler sürekli. Bir sene zaten bunlar izlerini kendileri kaybettiler. Kimsenin haber alamadı Özlem ve Ayşe Hanım. Ondan sonra bunlar bir sene sonra tekrar döndüklerinde ben onların arkadaşıyım. Bana geldiklerinde konuşmalarını duydum ben. Hı hı. Dediklerinde şu, Ayşe Hanım ablasının oraya gitmişti. Gittiğinde bunun Ayşe Hanım'ın ölen bir tane kardeşi var. O kardeşi
O kardeşine Atakan silah veriyor. Diyor ki gideceksin sen de namusun temizleyeceksin. Yani Ayşe'yi diyerekten vuracaksın, öldüreceksin diyor. Evet, evet aynen öyle oluyor. Ayşe'yi vuracaksın diyor. O da o esnada ben böyle bir şey yapamam korkusundan çocuk yapmıyor böyle bir şey. Ondan sonra annesi, Ayşe'nin annesi ablasına haber yolluyor. Ayşe Hanım kendisi ormana doğru kaçıyor. Kendisini zaten bir süre sonra kaçıyor gidiyor buralarda. Ondan sonra gittikten sonra tekrar birkaç sene sonra zaten dönüyorlar, dönüyor kendisi. Ara ara gelmeye başlıyor. Sonra zaten evlenip kaybı gitmiş kendisi. O kadar da bilgim yok. Evet. Yani bunu Atakan kendisi de yani bu kişiyi de öldürmeye kalkışacaktı. Atakan bu işi namusu için yapmadı. Yaptıysa da parası için yapmıştır. Böyle bir şey yok. O ki namus için yaptıysa bence ben Atakan'a buradan sesleniyorum. Namus için yapan insan çıksın kimsenin günahının altında kalmasın. Çıksın desin ki ben bu işi cesaretli bu işi yapmış bunu da yapsın bence. Bu kadar insanları suçlamaya gerek yok. Özlem'e sıra gelince Özlem Adem'den evliyken gece bunlar kaçardılar. Ama Özlem kaçardı. Özlem arardı Ayşe Hanım'a sürekli derdi ki ben kaçacağım sen de gelecek misin? Gece bunlar sürekli kaçardı. Bu Adem Bey de orada çay fabrikasında çalışıyordu gece vadesinde. Adem Bey zaten ondan sonra ayrıldı. 5 ay mina evlilikleri sürdü ondan sonra zaten ayrıldı bunlar. Bunların bu çocuğun Atakan'la veyahut da kimsenin bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Adem'in. Evet. Öyle bir düşün yani öyle bir ailenin. Çünkü öyle bir insan değil. Annesi de çok gariban bir ailedir Adem'in. Yani köyde de bilinir. Bunu herkese sorsanız zaten Adem nedir diye söylerler. Yani evet devam edin. Ha şöyle. Bu durumda bizim de şüphelerimiz tabii ki var. Bazı iddialar geliyor. O iddialar üzerinde konuşuyoruz. Yani Özlem ve Suzan Hanım sizce bir cinayete kurban gitmiş olabilir mi? Siz de bunun üzerinde mi kesinlikle duruyorsunuz? Kesinlikle gitmişler. Peki Özlem'i kesinlikle. Ve Suzan Hanım'ı öldüren kimse aynı kişi olabilir mi? Aynı kişi olabilir. Biz Özlem'in ilk yani kayıp olduğu için ve arada bazı tabii burada da paylaşamayacağımız noktalar var. Önce Özlem'in öldürüldüğünü düşünüyoruz. Sonrasında Suzan Hanım'ın, çünkü Suzan Hanım 2007 yılında bir beyanı var karakolda ben kayıp değilim diye. Sonrasında tümden kayboluyor ve 2009'da da biliyorsunuz bu Atakan. Suzan işte, Hanım'ın ölümü 2 Haziran'ın sonlarında olması lazım. 2007 yani öyle mi? Evet 2007'nin sonlarında olması lazım. Ben hemen hatırlamak için Hasan Bey'e soracağım. Şunu soracağım. 2007'de Suzan Hanım ben kayıp değilim diye başvurduğu ay Temmuz. Temmuz ayı. Evet, o civarlarda ama o civarlarda belki de yani ölmüş de olabilirdi. Bu ifadeyi onun verdiğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Bu ifadeyi bence sahte evrakları nasıl düzenleyip de nasıl sahte evraklarla bu işe yürümüşse bence bu işte kendisi yapmıştır. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Çünkü geçen 2 gün önce konuştuk bu konuyu. Evet 2007 yılında Gülşen Maşalacı olduğunu iddia eden bir kadın karakola gidip bir beyanda bulunuyor ben kayıp değilim diye. Ama 2 sene sonra ve o arada da tabii Atakan'ın pek çok sahte evrak düzenlediğini düşünecek olursak bu kişinin de olmama ihtimali çok yüksek. Suzan Hanım olmama ihtimali. Kesinlikle Serap Hanım kesinlikle katılıyorum size. Kesinlikle bunun Suzan'ın öyle bir ifade verdiğine kesinlikle inanmıyorum. Bunlar kesinlikle yalandır. Bunlar siz bence o Ayşe Hanım'ın söyledikleri de pek inandırıcı değil. Ayşe Hanım zaten korkusundan şu anda korktuğundan anlatamıyor ve söyleyemiyor. Bir şey soracağım. Haziran ayı dediniz ya. Haziran ayında. Temmuz'un arasında. Haziran'ın sonunda olabilir ama Temmuz'da eğer böyle bir ifade vermişse yalandır. O zaman bildiğiniz bir şey mi var? Haziran'da öldürüldü ve Temmuz'da da özellikle mi gidilip bir yalan beyanda bulunuldu? Sadece duyum aldıklarım, başka bir bilgim yok. Haziran sonu Temmuz başı gibi öldürüldü ve
bu ortaya çıkmasın diye Temmuz ayında aslında Suzan Hanım, Gülşen Hanım olmayan bir kadın sahte kimlikle gidip karakola ben kayıp değilim diye beyanda bulundu. Dolayısıyla da herkese yaşadığı inandırıldı diyorsunuz. Evet, doğrudur. Hocam. Doğrudur. Ben de bir şey sormak istiyorum. Bu Özlem Hanım Adem'le niye evlenmiş olabilir? Yani Adem'in çizdiği profile bakınca, Özlem Hanım'ı da görünce bu ikisinin evlenmemesi gerekiyor aslında. Şöyle diyeyim. Özlem Adem'le tanışıyor. Yani Adem işte evlenmeyi düşünüyor. Adem yani biraz şeydir. Köyün biraz en garibanlarındandır söyleyeyim size. Öyle kimseye zararsız bir çocuktur. Yani yuva kurmak istedi. Bunlarda bir sebep olan kişiler varmış. Olmuş aralarında. Zaten kısa bir evlilikleri oldu. 5 ay oldu. Ya şimdi Adem Bey evlenmek ister Özlem Hanım'la da Özlem niye evlenmek istedi? Buradan bir şey çıkabilir çünkü. O dönemlerin o kadar bilmiyorum. Hele bir de yaşının bir şekilde büyütülerek veyahut da anne baba rızasıyla yani apar topar bir evlilik gibi bir şey olmuş. Adem seninle evlenmeye karar verdiğinde yaşını doldurmuş muydu? Doldurmuştu efendim. 18 olmuştu yani. Abi efendim. Şimdi bu nişanlı falan benden önce olan şeyler efendim. Ben onlara bilgim yok. Kimdir, nedir? Şimdi orada bir de tabii kayınvalidenin evinde karının eski nişanlısını filan fotoğraflarını da görüyorsun. Evet, kayınvalidem gösterdi öyle. Şimdi Suzan Hanım'ın paraya düşkünlüğünü ya da işte iyi bir hayata düşkünlüğünü biliyoruz. Senin de durumunun çok o kadar olmadığını biliyoruz. Evlendikten sonra bunu da sorun etmiş hatta. Niye seninle evlenmesine bu kadar kolay rıza gösterdi? Bu kadar hani agresif ve dominant bir kadın olarak? Efendim ya Özlem'le beraber konuştuk. Yani birbirini sevdik, evlendik. Bu suç mu? Bu günah mı? Hayır. Bu anlamda söylemiyorum. Bu anlamda söylemiyorum. Zaten istemiyordu ki baştan beri. İstemiyordu. Yine de istemiyordu ama Özlem evlenmek istedi. Evlendik, gittim. Resmi nikahımı ettim. Sana bu konuda bir suç yüklemiyoruz Adem. Ama Serap Hanım ben gerçekten iyi değilim. Bak vallahi benim psikolojim alt üst oldu. Allah rızası için her şu gerçek çıksın. Dik dur. Bak, tamam bir şey yoksa bozuldu. Dik dur ya. Elinde olan elinde değil ya. Hayır bak dik dur ya, senin bir evladın var yani bu sevecek. Dik dur sen ya. Sen her zaman dik dur. Bir şeyin yoksa dik dur. Yapmayın gözünüzü seveyim ya, şu ağlamaları geçin ya. Dik durun ya. Şimdi ben telefondaki hanımefendiye bugün ilk defa tabii duyduğumuz, bize söylenen bir şeyi tekrar ettirmek istiyorum hanımefendi. Çok emin konuştunuz 2007 yılının Haziran sonu gibi Suzan Hanım öldürüldü diye. Ve bunu duyumlarıma dayanarak söylüyorum dediniz. Evet. Yani böyle sağlam kaynaklardan aldığınız bir duyum mu yoksa bildiğiniz bir şey mi bu? Yani yok, bildiğim bir şey değil. Sadece duyma yani, o dedi bu dedi. Yani sağdan soldan da çok itimat edemedik zaten bu dönemde. Zaten biz yani kendilerini de zaten tanımıyordu yani. Bu şekilde hiç kimse tanımıyordu onları. Bu durumda gidip... Yani kimseye... Ben Özlem'in arkadaşı olarak benim evime geldiğinde anlattığında yani bizi tehdit ettiklerini, şudur budur bunları söylediklerinde zaten Özlem kendisinden zaten söyledi. Bunu da Ayşe kendisi çok iyi biliyor. Ayşe Hanım zaten size şu anda yalandan ifadeler veriyor. Doğru ifadeleri vermiyor. Biz onun çok farkındayız zaten. Çünkü bunu söyleyen tek kişi siz değilsiniz. Ayşe'nin, Serap Hanım, abisi bu Atakan'ın boğazına sarılmıştı. Çünkü kafayı takmıştı ona. Yani ben gözümden görmedim. Bunun günahına da giremem tabii ki de. Galiba Atakan'ın buna karşı bir şeyi olmuş Ayşe'ye karşı. Hı hı. İlgisi olduğundan çocuk bunun evini istemiyordu. Evet. Yani bunu evden atacağım sürekli konuşmalarını yapıyordu. Bunu da çok iyi biliyoruz. Çünkü Ayşe'nin ablası aslında Atakan'la Ayşe'yi bir dönem gözleriyle görmüş zaten. Yani evet, biz bir sürü şeyi aslında biliyoruz ama bir yalan makinesine bağlayamıyoruz ne yazık ki insanları. Sadece vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Ama biz... şunu sadece belirtmek istiyorum. Sözünüzü kesin. Estağfurullah. Gerçekten de burada Adem'in hiçbir konuyla alakası olmadığını, buna emin gibi size söyleyebilirim. Hiçbir konuda alakası olmayan bir kişi bu olaylardan.
Adem zaten evlendi gittiğinde eşi bile sordu ki boşanamıyor ki kendisi nerede olduğunu bilmiyor. Peki bu Ayşe'nin abisine silah verdiğini iddia ediyorsunuz Atakan'ın ve git temizle kardeşini. Ayşe kendisi bu şekilde söyledi. Tamam. Kendisinin peki Özlem tarafını... size Atakan tarafından bir tehdit gördüğünü söyledi mi? Ben Özlem şanslı olarak çok samimiyetliğim yoktu. Sabine ismini biliyor musunuz? Sabire. Hayır, kesinlikle bilmiyorum. Böyle taksici Mehmet. Mehmet diye birini duydunuz mu? Bunlar köyde bir taksiciyle kaçardı ama taksicinin adını bilmiyorum. Hangi taksiciyle gece evden çıkardı? Başkan diye biri sadece... Başkan. Bir de başkan diye birisinden bahsediliyor. Yani lakabı yok, başkan. Hayır, yok, tanımıyorum. Onlardan bir bilgim yok. Ama o taksici... Sadece bunlar gece evden çıktıklarında, yani konuşmalarında taksici geliyor. Alacak bizi, taksici gidiyor. Yani bu konuşma vardı. Ama öteki kesinlikle bilgim yoktu. Nereye gidiyorlarmış? Kendisi Ayşe Hanım'ın bilgisine doğru dedi ki biz dedi kesinlikle Özlem'in il dışına çıkmadık. Çıktığımız en kötü ihtimal dedi Trabzon. O da Özlem'in arkadaşının oraya gitmiştik. Başka da bir bilgi vermiyor zaten. Ama bir yıl kadar diyorsunuz bir ortadan kayboldular. Yani bu Rize içerisinde bir de Trabzon içerisindeymişler yani. Ama biz tabii ki de bilmiyoruz nereye gittiler, ne yaptılar, kimlerle kaldılar. Bunlardan bir bilgimiz yok. 2007 yılında Haziran sonu gibi diyorsunuz Suzan Hanım öldürüldü. Özlem sizce, Özlem 2006 yılında kayboluyor ve annesi bir kayıp başvurusunda bulunuyor 2006 yılında. Sizce Özlem bu 2006'da kaybolduğunda öldüğü için mi kayboldu yoksa kaçtığı için mi? Vallahi onun için bir bilgi veremeyeceğim Serapan. Peki. Aklınıza bir şey gelirse arayın bizi olur mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir kronoloji gelecek ekrana. Bu arada Adem canlı yayında olsun. Adem sahiden şu ağlamayı kes artık. Yani çünkü burada seni kimse cinayetle falan suçlamıyor. Ama bir taraftan da o dönem kocasıydın. Seni terk etmişti. Kulağına bazı söylentiler geliyordu. Telefonla konuştuğunu gözünle gördün. Bunun için tokat attın. Yani neden soru sormayalım ki sana? Her yerde böyle bir durumda kocaya sorular sorulur yani. Ve Özlem'in kaybına ilişkin olarak Suzan'ın şikayet dilekçesinde Adem'le ilgili çok ciddi bir itham da var yani. Kızımı fuhuşa sürükledi diyor. Yani şimdi buna ilişkin tabii ki sorular sorulmak zorunda yani. Elbette. Şimdi efendim olaya şöyle bir bakacak olursak bu arada... tekrarlamak istiyorum çünkü bu beni çok heyecanlandırıyor ve çok yükselten bir gelişme. Çember daralıyor. Çember daraldı ve her an size farklı bir haberle her şeyi bir anda kesip hemen Rize'de arkadaşımız Kubile'ye bağlanıp bazı bilgiler aktarabiliriz. Ama ya sabır diyoruz çünkü sabrın sonu selamettir. Bugün yarın eli kulağında diyebilirim. Çember bayağı bildiğiniz hani genişti, bayağı bir genişti. Hatta kayıptı. Şimdi geldik Allah razı olsun. Bu noktaya. Allah razı olsun. Adem Yığıcı ile Özlem 27 Eylül 2005'te evleniyorlar efendim. Yıl 2005'i gösteriyor. Bu arada Suzan Hanım ve kızı Suzan Hanım Varol Bey'den ayrılıyor. Ve Rize'ye ailesinin yanına gidiyor. Kızını da yanında götürüyor. Yıl... 98 mi? 98. 98'de boşandılar. Kızını aldı. Geldi yerleşti tekrar Rize'ye annesinin evine. Gökhan babayla kaldı. Kızı da 2005'te evlendi. Adem'le. Bu arada 2004 yılında sizi bir ziyarete gelmişti. Evet, iki kere İstanbul'a. Geldim. Bu sizin kızınızın son yüz yüze son canlı görüşünüz. Evet. Şu an Gökhan 30 yaşında. 9 yaşındayken Rize'ye gidiyor. 3 gün falan kalıyor. Sonra anne bindiriyor, gönderiyor. Onun bir mektubu vardı. Onu bir ara tekrar hatırlatırız. Adem'in iddiasına göre 2006 Mart-Mayıs ayları arasında bir tarihte Özlem kuzeni Güler'le kaçıyor. Adem Özlem'e 23 Ağustos 2006'da boşanma davası açıyor.
Yani topu topu 7-8 ay aynı çatı altında yaşıyorlar. Anne Gülşen Maşalacı, Suzan Hanım, 5 Kasım 2006'da kızı Özlem için kayıp başvurusunda bulunuyor. Bakın, 5 Mayıs 2006'dan beri ne Özlem, hani Gülşen Hanım, sözde Gülşen Hanım gidip bir beyanda bulundu ya ben kayıp değilim diye. Özlem bir daha hiçbir yerde ne görüldü, ne duyuldu, ne bir karakola gidip ben kayıp değilim dedi. Özlem gerçekten buharlaştı. Belki de Gökhan'ın aldığı istihbarat doğrudur. Bir arabayla birlikte yakıldı. Bir istihbarata göre de, yine Gökhan söylemişti bunu, bir iddiaya göre de Özlem öldürüldü ve denize atıldı. O tarihten sonra Gülşen Hanım da kızını görmedi bir daha. Boşanma davasının ilk duruşması 14 Aralık 2006'da yapıldı. Özlem'le Adem'in. Adem'le Özlem 15 Mart 2007'de boşanma davası duruşmasına katılmadıkları için dava düştü. Devamında Suzan Hanım Haziran-Temmuz 2007 arasında kayboldu. Bunun üzerine annesi Fatma Hanım hastaneye yatırıldığında Atakan kızımı öldürdü diye şikayetçi oldu. Fakat yaşlı olduğu için bir sürü akrabalara da anlattı bunu. Yaşlılığı bilmem nesi, evet polis ifadesine başvurdu ama o dönemde herhangi bir delil, herhangi bir başka bir ifade olmadığı için o öyle bir kaldı o dosya. Atakan 17 Haziran 2009'da halası Gülşen adına sahtecilikle genel bir vekalet çıkardı. Bu arada şurada olması gereken bir gelişme daha oldu. Haziran 2007'de, bu arada çok önemli tabii ki bu. 28 Haziran 2007'de biraz önce gizli tanığımız ne dedi? Haziran sonu öldürüldü dedi. Şimdi bununla bağlantı kuracaksınız. Gizli tanığımız kuzen Bülent'in ifadesine göre Atakan kendisine battaniyeye sarılı bir kadın cesedi gösterdi ve Suzan olduğu düşünülüyor. Ancak cesedi yüzünü göstermedi, halamı öldürdüm dedi. Bir de çok önemli bir ayrıntı var burada. 28 Haziran'da, 27 Haziran'da bir akrabanın kızının düğünü vardı. Bunu araştırdık. Gülşen Hanım'ın katılması icap eden bir düğün bu. Gülşen Hanım, yani Suzan Hanım, o düğüne katılmadı. O düğüne katılmadı. Çünkü 28'inde de zaten kuzeninin ifadesine göre gösterip halamı öldürdüm dedi. Ama yüzünü göstermedi. Atakan biliyorsunuz işte sahte vekalet vesaire çıkardı. Fakat şu arada bir şey daha oldu. Temmuz ayında, Temmuz'un ortalarında kızı için kayıp başvurusunda bulunmuştu rahmetli annesi. Gülşen Maşalacı olduğunu söyleyen bir kadın bir karakola gitti. Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapabilirdi bunu zaten. İstanbul'da da yapabilirdi. Hakkımda kayıp başvurusu varmış. Ben kayıp değilim diye beyanda bulundu. Bu kadının Gülşen Hanım olmama ihtimali neredeyse %99. Çünkü 2 yıl sonra da 2 yıl bekleyen, bu arada tabii ki cinayet söylentileri olduğu için bir süre gerekiyordu katile ya da işte şüphelenilen kişilere. 2 yıl beklendi. 2 yılın sonunda bir sahte vekalet çıkarıldı. Ve bununla beraber Rize'deki ev, çaylık, bütün maaşı babasından aldığı emekli maaşını kapsayan çok geniş kapsamlı bir vekalet çıkarıldı. Sadece satış kısmı süreliydi. Zaten bir ay içinde de Temmuz'da bu vekaleti çıkardı. Ve hemen gitti, bir ay içinde evi de sattı. Bu kim? Atakan. Çaylığı satan kim? Atakan. Maaşı süresiz vekaletnameyle 11 yıl boyunca alan kim? Atakan. Atakan 29 Temmuz 2009'da Gülşen'in evini sahte vekaletle sattı. Ve Atakan 2011 yılında Gökhan'a sosyal medyadan annen ve ablan öldü diye mesaj attı.
Şimdi biz o mesajı geri getirmeye çalışıyoruz değil mi? Uğraşıyoruz üzerinde. Bu arada da ne hikmetse Varol Bey'i aradı. Evet, evet doğrudur. Halam da iyi. Halam da iyi. Özlem de iyi. Ben onlara sahip çıkıyorum. Hiç merak etme abi. Gözün arkada kalmasın. Çok iyiler. Ve askerlik dönüşü 2011'de Gökhan bunu merak etti. Atakan'ın İstanbul'daki evine gitti. Atakan dedi ki yok öyle bir şey, ben öylesine söyledim dedi. Ve zannetti ki bunların hiçbiri ortaya çıkmayacak. Ne vekaletler, ne onlar, ne maaşlar, ev, hiçbiri ortaya çıkmayacak zannetti. Çok önemli bir şey daha, bir hata daha yaptı Atakan. Dedi ki Gökhan'a evi ve çaylığı sattım. Annene verdim. Parasını da annene verdim. Annene verdim dedi. Sen orada annem nerede dedin mi? Dedim beni de aramıyorlar dedi. Paraları aldı gitti. Paraları aldılar gitti, bir de beni de aramadılar. Evet. Halbuki o dönemde evin satışından ve çaylığın satışından elde edilen para bir kısmı nakit olmak üzere, diğeri de banka hesabı olmak üzere ve Atakan'ın banka hesabı olmak üzere oraya yatırıldı. Hiçbir zaman o para Gülşen Hanım'ın eline, Suzan Hanım'ın eline geçmedi. Çünkü Suzan Hanım yaşamıyordu. Şimdi canlı yayında bir tanığım var. Bu tanık işte halıya sarılı bir şekilde bana ayaklarını gösterdi bir cesedi diyen kişinin annesi. Kendisine soracağız. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Artık doğruları konuşalım. Bakın eğer programı izlediyseniz bugün en geç yarın çok önemli gelişmeler olacak. Her şey ortaya çıkacak. Hakikaten artık işin sonuna gelindi. Dolayısıyla artık herkesin gerçekleri söylemesinin zamanı. Oğlunuz bu halıya sarılı sadece ayaklarını gördüğü bir cesetten bahsediyor. Bu gerçek mi? Ben oradan haberim yok. Oğlum. Oğlunuza sormadınız mı? Kaç gündür bu konuyu konuşuyoruz. Oğlum sen bir ceset... Ben bir şey diyeyim. Ben öyle şeylere şey olmam, sormam. Ben dedi ama o öyle çeni görüyordu yani. Görüyordu. O zaten şeyleri bozuk idi. Tamam mı? Ben onu hastanelere getirirdim, elektrodum getirirdim. Yani ben onun laflarını alıcı etmeyeydim. Hanımefendi, ha? Sizin evet. Oğlunuz o cesedi gördükten sonra akli dengesi bozulmuş. Ya, Serap daha Hanım, önce seni... gayet normal bir çocukmuş. Değildi. Serap Hanım, beni dinle. Bak benim kızım 17 yaşına, 18 yaşına kocaya verdim onu. Hep oğlumu yüzünden verdim onu. Tamam mı? O onu doğurdu, ederdi. Verdim onu kocaya. O kocaya gitmek istiyordu. Çocuk idi. Okul öğrencisiydi. Ha. Onu değilse yani. Onu lafı yeterli olmaz. Erenköy onun laparları var. Şeyleri var. Peki ilk defa oğlunuz ne zaman hastaneye yattı bununla ilgili psikolojik? Hastaneye yatırmadım ben. Doğru şey diyeyim. Babası zaten hastaydı. Aynı hastalıktan var idi. Ben hastaneye yatırmadım. Ben dışarıdan tedavi ettim hani. Özel doktorlara. Özel doktorlara? Evet. O zaman maddi durumunuz çok iyi sizin değil mi? Yok değildi. Ben beni dinle Serap Hanım bak. Ben 17 sene balediyeye çalıştım. Abileri verdi. Ben çalıştım. Ben getirdim. Evet, tamam mı? Evet. O parayla yaptırdınız muayenelerini, tedavisini. Evet, o parayla. Ben 17 sene park valizlere çalışmışım. Ha, oğlarım da verdi. Oğlan da verdi. Depolara yük olmayayım diye ben kendim yıkırdım. Sizin kızınızın düğünüydü galiba o tarihlerde. Evet. Evet. Oğlunuzun ya da kızınızın mı? Kızımın doğumuydu, evet. Biz, o düğüne Gülşen Hanım ve Özlem geldi mi? Hayır. Gelmedi. Davet ettiniz davet mi? Davet diye vermedim. Serap Hanım beni dinle. Bak ben o kadar işli dişli değildim orada. Ne çocuklarım idi ne benliydim. Benim çocuklarım da olayı tanımaz. Tamam mı? Bir Allah'ın emziği tanırdık, bir de genciyi tanırdık. Kocaman amcasıydı. Ha, biz de onlardan uzak idik yani. Şimdi burada günlerdir konuşuluyor oğlunuzun halıya sarılı Atakan'ın ona bir ceset gösterdiği. Oğluna
Bunu ya oturup bir anlattırmadın mı? Vermişler. Ben gene diyorum sana. Bak gene diyorum. Bak karşında ben şimdi onunla uğraşıyorum. İstersen Erenköy'e sor. Sor. Ha, ben onu daha buraya katım ayrım. Buna yanlış ifade. Yani oğlunuz mu yanlış ifade vermiş? Benim oğlum öyle görmüş. Yani öyle yani görmüş. Doktoru görür. Derin. Doktor benim kulağıma bir şey değil, kafama bir şey değil. Oğlunuz yanlış ifade mi vermiş? Ya öyle görünüyor. Sizce oğlunuz yalan söyleyebilecek biri midir? Rahatsız olduğunu söylüyorsunuz ya. Ya rahatsız adam öyle söylüyor da. Hayır, rahatsız olduğunu söylüyorsunuz ya, psikolojisi bozuk olduğunu. Niye hayır, yalan söylesin ki yani? Neden yalan söylesin? Ya şimdi bir şey... Oğlunuz niye gördüm bak, demiş babası oğlunuz. Babası da hastaydı. Bu istir. Ona da var. Tamam mı? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim sana hanımefendi. Şimdi evet, oğlun bunu yeni söylemiş olsa diyeceğim ki programları izledi. Buradan etkilendi. Kafasında senaryo yazıyor. Senin oğlun bunu daha bu işler cinayet mi değil mi... Ne olduğu belli olmayan bir zamanda söylemiş. Yani o zaman Suzan kayıp mı, Özlem kayıp mı, yaşıyorlar mı? Bu bile belli biz değilken. Özlem'den bilemem. Ben Suzan'ın annesinin yanına nafakası olarak kalmışım. Oraya babaanne annesi demiş ki Suzan'ımı Atakan öldürdü. Suzan'ıma Atakan öldürdü. Hastaneye aldı eşya, bir tuk hasta bakıcıyla ile hastalar. Hemşehrinle de bu da biliyor. Ben de hemdüm cinayet masası dedi, ne var git oraya haber ver. Ve polislere haber verdim. Polise geldi, kalan ifadesini aldılar. Gittiler karakola, gitti, Atakan'ı karakola ilettiler. Dedi ki ben böyle bir şey yapmadım, bilmedim. Tamam. Yapmadım. Niye araştırmadım? Şimdi yani Suzan'ın annesinin Atakan kızımı öldürdü tarzında bir ifadesi var. Buna şahit oluyor. Bak, bunda bir sıkıntı yok. Gidiyor hatta polise kendisi haber veriyor. Daha sonra oğlu ben cesedi gördüm diyor. Oğlu yalan söyledi. Oğlunu yalan söylediğini iddia ediyor. Bir de, sence olabilecek bir şey mi? Bir de şu var. Evet, bu olabilecek ya, bir şey. Bir müsaade et, sorayım sorumu. Şimdi oğlun madem akli dengesi yerinde değil. Bu konuşulanlar da öyle kulaktan dolma. Akli dengesi yerinde olmayan bir çocuk. Bak, kızımı öldürdü Atakan diyor anneanne. Bunun farkında, bir ceset olduğunun farkında, cesedin ne anlama geldiğini biliyor. Halıya sarılabileceğini ya, böyle bir dur. Bir dakika dinle. Hayır sen beni dinle. Yani evde bir cinayet işlendiyse bunun bir halıya sarılabileceğini düşünüyor. Ayağını gördüm, yüzünü görmedim diyor. Ve sen bunu akli dengesi yerinde değil diyorsun. Hiç inanmıyorum. Doktorlara sorsana. Ben doktorlara niye sorayım? Çocuk bu yaştan sonra, o olaylar yaşandıktan sonra akli dengesi bozulmuş. Tanıyan herkes söylüyor bunu. Yalan söylüyorlar. Oradan kaçarak gitmiş çocuk, kaçarak. Senin, yok, bak, şimdi diyorsun ki Atakan da diyorsun... gelirdi şeye, köye gelirdi. İşte sizin olduğunuz köye. Sen de daha önce gelirmiş, sen de gidermişsin. Çocuklar gibi. Hayır, ben gittim. Ya beni dinle. Hayır, ben hanımefendiye bir şey söylemek istiyorum. Gittiğinizde çocuklar oynardı dedin. Oynardı benim oğlum da beraber, amca çocuklarıyla. Hayır, ben nerede bu saat oynardılar. Dedin. Hiç ilişkisi ya. Ben İstanbul'a çalışıyorum. Ben 26 senedir İstanbul'dayım ya. Sen yazları giderdik. Orada da köyde de çocuklar, amca çocukları, onlar hayır, bunlar oynardı dedin. Hayır kızım. Ben sana bulur göster, ben sana dinletirim ya, onu. Hayır, hanımefendi, doktorlara sorun dediniz ya, ben doktorum, bak, o yüzden söyleyeyim. Akli dengesi bozuk dediğiniz kişilerin yalan söyleme riski çok daha düşüktür ötekilere göre. Bence oğlunuz doğruyu söylüyor. Eğer gerçekten akli dengesi bozuksa doğruyu söyleyen o. Bir reklama gidelim, cevabını dönüşte alacağız. Bir de hanımefendinin geçen gün telefonda amca çocuklarıyla da buluşurdu, oynardı, gezerdi. Ben de dedim ki Atakan'la da evet dedi. Bunu da bulalım arkadaşlar. Ve programımızın bu bölümünü de Sezgin Bilgin dosyasına ayırdık sevgili seyirciler. Evet, yine bir cinayet şüphesi, şüphenin ötesinde artık neredeyse kesinlik kazanmış gibi Sezgin'in, daha doğrusu
cinayet değilse bile yaşamadığına artık inanmaya başladık maalesef. Yani ailesi de aynı durumda çünkü hiçbir ses çıkmadı. Şimdi aile bize ilk başvurduğunda 2 yılı aşkın bir süredir kayıp bir oğlumuz, kardeşimiz var diye başvurdular. Biz şöyle bir beteri hazırladık. Nereden nereye geldik Sezgin Bilgin dosyasında? Bunu bir tekrar bir hatırlayalım baştan itibaren. Sonra da muhabirimiz Murat'a bağlanacağız. Tekirdağ ve bize son gelişmeleri aktaracak. Orada neler oluyor? Nedir son durum? Biliyorsunuz Tayfun Bey'in, o benim babasının dükkanında aramalar yapılıyordu. Orada bir takım kazı çalışmaları yapıldı. Kemiklere ulaşıldı. Bunlar hayvan kemiği mi, insan kemiği mi? O benim ailesi ne durumda? O benim sorduğumuz sorulara verdiği cevaplar son derece çelişkili. Ayın 9'unda işte saat 23'te gördüm demesi. Halbuki o saatte Sezgin otobüsteydi. Ama bu sefer ablaya ben 11'inde onu gece gördüm demesi gibi pek çok çelişki var biliyorsunuz. Sezgin Bilgin dosyasında nasıl başladık, nereye geldik? ...30 Ekim'de Sezgin Bilgin'in ailesi 30 yaşındaki genci bulmak için yayınımıza katılmıştı. Sezgin Bilgin 10 Ağustos 2018 tarihinden bu yana kayıp, 30 yaşında Tekirdağ'da yaşıyordu. Saat gece 10'a doğru aradı beni, dönüyorum abla ben dedi. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu, gece yarısı tekrar aradı, geldim abla ben dedi. Eve gidiyor, babamla tartışıyorlar. Poşeti beraber çekti gitti. Bir daha da geri gelmedi. Yayınlarımız devam ederken eski sevgilisi Şule çocuğunun babasının Sezgin olabileceği iddiasını ortaya attı. Şule çocuğunun Sezgin'den de olabileceğini iddia ediyor. Fakat Sezgin ortada yok. Sezgin ve eski eşim dışında kimseyle görüşmedim. DNA testi sonucu Şule'nin çocuğunun babasının Sezgin olmadığı ortaya çıktı. Şimdi okuyorum efendim. Sezgin'in çocuğu mu değil mi? Sancak adlı çocuğun, Sezgin Bilgin adlı kişinin soyundan gelen bir erkek kişinin biyolojik çocuğu olamayacağı kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. Sezgin'in en yakın arkadaşı Obe'nin babasının yanında çalışan ve yayında şüpheli ifadeler veren Murat kafalarda yepyeni soru işaretleri doğurdu. Obe'ni satırla yaraladı. Hani satırla vurdun mu dedi, yoksa tersiyle mi vurmuş? Hani yani niye tam... elinde niye satır var Murat? Onda vardır, her şey var, olabilir yani. Sezgin bir gün kapına geliyor ve polise şikayet edip onu aldırtmaya çalışıyorsun. Senin Sezgin'le problemin neydi kardeşim? Benim Sezgin'le problemim yoktu hanımefendi. Yayınlarımızın ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 2 yıllık Sezgin Bilgin dosyası cinayet büroya devredildi. Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Sezgin Bilgin dosyasını tekrar açtı. Bazı gelişmeler sebebiyle ve bazı çelişkili konuşmalar sebebiyle Sezgin Bilgin dosyası cinayet büroya geçti. Önce Murat'ın evi olay yeri ekipleri tarafından incelemeye alındı. Bu kapsamda bugün özellikle Murat ifadeye alındı. Evde de bir dizi çalışmalar yürütüldü. Murat ifadeye alındı. Murat çok önemli bir isimdi, biliyoruz. Günlerdir yayınımızda da ismi geçiyor. Özellikle Sezgin Bilgin'i son gören kişilerden bir tanesi Murat. Sezgin'in telefonunun son sinyalinin geldiği saat ve yer belirlendi. Bu üçgen içerisindeki bir noktada Sezgin Bilgin'in en son telefonu kapanıyor. Yani Tekirdağ merkezde 10 Ağustos 2018-23 sularında Sezgin Bilgin'in telefonu son olarak burada kapanıyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. En yakın arkadaşı, Obe'nin babası, Tayfun'un eski dükkanında kadavra köpekleriyle arama yapıldı. Tayfun Bey'in iş yeri olan, ikinci el olarak kullandığı, ikinci elci olarak kullandığı iş yerlerinde bir çalışma başlatıldı. Özellikle kadavra köpekleri ve yine uzman ekipler tarafından o binada bir çalışma yapıldı. Tayfun Bey'in iş yerinde bu çalışma sürdürülmüştü ve kemikler bulunmuştu. Bunu daha önceki yayınlarımızda ifade etmiştik. Alınan örnekler incelenmek üzere, teknik incelemek için adli tıpa gönderilmişti. Bunların sonuçları artık bekleniyor diyebiliriz. Evet, nereden nereye gelmişiz değil mi? Evet. Nergis Hanım, siz kardeşinizin şu kapıdan gireceğini hayal ederek gelmiştinizse. Evet, evet, öyle. İnşallah yine öyle olur. İnşallah. Yani hiç kimse için tabii ki farklı bir şey düşünmeyiz ama şimdi çok Murat'a... Çok eksik kalacağım ben. Eksik kalacağım.
Çok eksik kalacağım. Yani evet annemi yani ona da alışmak çok zordu. Ama bu evlat yerine koyunca çok ağır geldi bu. Çok ağır geldi. Hani bir şekilde kabul edebiliyorsun bazı şeyleri zaman. İki kardeşiz, başka yok. Yok, bir kol kanattık ki biz birbirimize. Destektik. Gidiyor yani. Gidiyor. İnşallah gitmemiştir. İnşallah. 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 Evet, şimdi Murat'a dönelim. Tekirdağ. Muhabirimiz Murat. Murat, Tekirdağ'da son durum ne? Araştırmalarından ne çıkarabilirsin bize? Evet Serap Hanım, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi ve televizyon izleyicilerimizin izlediği gibi biz bu dosyaya kayıp dosyası olarak başlamıştık ve Sezgin Bilgin konusuna kayıp Sezgin'i aramayla başlamıştık ama gelişen süreçler, burada yapmış olduğumuz araştırmalar artık dosyanın seyrini bambaşka bir noktaya getirmişti ve kayıp bürodan alınarak cinayet büroya geçmişti bu dosya ve çok seri bir şekilde çalışma başlatıldı. Özellikle güvenlik güçlerimiz bu noktada çok titiz bir çalışma yürütüyorlar, bunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda önce Sezgin Bilgin'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi ve bize göre en son gece gören kişilerden bir tanesi olan arkadaşı Murat'ın evinde bir dizi çalışma yapılmıştı ve bu örnekler alınarak Adif'a gönderilmişti. Daha sonra Sezgin Bilgin'in en yakın arkadaşı olan OBE'nin babasının işletmesi üzerinde bir çalışma yapılmıştı geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu çalışmada da yine özellikle Tayfun Bey'in ikinci elci olarak kullandığı dükkanda kemik parçaları bulmuştu demiştik. Bu kemik parçaları daha önce Recep Bey'in de bize bu dosyada çok fazla fayda sağlayan Recep Bey'in de ifade ettiği kuyu içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle bunu belirteyim. 6 parça kemik bulunduğu kuyu içerisinde ve bu kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Artık gerek Murat'ın evinde yapılan çalışmalar gerekse Tayfun Bey'in iş yerinde yapılan çalışmaların sonuçları bekleniyor diyebiliriz. Biz bu dosyayı kayıptan cinayet noktasına getirdiğimiz süreç içerisinde çok fazla insanla görüştük, çok fazla bilgi edindik. Şunu diyebilirim ki artık Sezgin Bilgin dosyasında çember daraldı diyebiliriz. Tabii gelecek sonuçlar neyi gösterecektir ama şunu belirtelim. Sezgin Bilgin dosyasında artık çember daraldı. Artık sonuca doğru gidiliyor. Ve sen de bu oradaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceksin. Bu sonuçlar sevgili seyirciler, bu OBE'nin babasının dükkanında bulunan kuyuda, kuyunun içindeki kemiklerin insan kemiği mi, hayvan kemiği mi olduğu yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacak. Ama seyircilerimiz bazen genellikle de hep çok hızlı sonuca ulaşılsın beklentisi içindeler ama bunlar o kadar hızlı olmuyor. Adli tıba gidiyor. Adli antropolog, yani önce adli antropologun incelemesi lazım. İnsan kemiği mi, hayvan kemiği mi diye. Zaten Türkiye'de bir iki kişi var. Bütün Türkiye'den tek bir yere geliyor. Yani bir sıraya konuyor bunlar öncelik sırasına. O yüzden bir süreç alıyor. Eğer insan kemiği raporu verirse adli antropolog, ancak ondan sonra DNA çalışması başlayacak. O da bir süreç. Yani uzun zaman alacak bir şey gibi gözüküyor. Şimdi 10 Ağustos 2018'de kaybolduğuna ilişkin başvuru yapılıyor. Evet. 2,5 yıldan beri sadece Abdülcan ve OBE'nin beyanlarına göre de kayıp muamelesi gören bir dosyanın 1,5 ayda cinayet dosyası olduğu ve kuvvetli şüphenin ortaya çıktığı bir hale geldiğini düşünüyoruz. Ben burada en önemli şeyin teknik deliller olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. Aileye de söylüyorum. Sezgin o üçgenin içerisinde bir yerde. En son oradaydı. Çünkü telefonunuzu bir yere bırakıp gitmezsiniz. Artık kolunuz, evet, eliniz gibidir. Şu bir parçanızdır, evet, artık. Ve teknik delildir her yerde. Bu cebinizdedir, elinizdedir. Eğer ki en son nerede sinyal verdiyse siz de oradasınızdır demektir. Dolayısıyla Sezgin Tayfur'un dükkanının, Murat'ın evinin bulunduğu mıntıka içerisinde en son telefon sinyali orada verdiği için artık başka yeri ben düşünmüyorum. Zira 10 Ağustos yani kaybolduğu günde banka ATM'sinden küçük bir para çekmiş. Muhtemelen işte bir şeyler yemek içindi, alkol almak içindi vesaireydi. Belki gün içerisinde aldı, şeye indi, sahile indi. Dolayısıyla gene o Muratlı Caddesi dediğimiz o caddenin üzerindeki bir ATM'den para çekiyor. Orada ve en sonda sinyal oradan kesiliyor. Dolayısıyla oralarda bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Başka bir yer aklımıza gelmiyor. Şimdi onu getirecek olursak tekrar ekrana, buradan OBE'ne söylemek istediğim bir şey var. OBE'n ayın 9'unda diyorsun ya sen, bizim sorularımıza öyle cevap vermişsin. Ben 9'unda saat 23 civarında sahilde gördüm. İşte kız arkadaşım da vardı. O tatsız olay yaşandı diyorsun.
Bir kere saat 23'te onu görmen ayın 9'unda en azından mümkün değil. Mümkün değil, evet. Otobüsle İstanbul'dan Tekirdağ'a dönüyordu. Gelişi de zaten Tekirdağ 12'ye çeyrek kalayı buldu. Ablasını aradı, ben geldim dedi, eve gitti. Ve senin aslında sahilde bıraktığını iddia ettiğin ya da git dediğin, hani eve git ya da bir şey göndermeye çalıştığın o tatsız olaydan sonra bize şunu nasıl açıklarsın? Madem sahilde her şey yaşandı ve bitti, Sezgin'in en son telefon sinyalinin şu üçgende, şu daire içindeki üçgende en son sinyal vermesini nasıl açıklarsın bize? Bunun bir açıklaması sende var mı? Bizde birazdan olacak. Yani birazdan derken bir süre sonra olacak. Neden olacak biliyor musun? Burada Sezgin'in son sinyali verdi ya telefonu. Burada sinyal veren aynı saatlerdeki HTS kayıtları bu üçgende, bu daire içerisinde kimlerin olduğunu o saatlerde çok net biçimde ortaya koyacak. Onu ortaya koyduktan sonra, ki emniyette bu bilgiler eminim vardır zaten. Çünkü olay cinayet büroya devrolduktan sonra soruşturma farklı bir boyuta geçti. Burada Sezgin'in telefonunun en son sinyal vermesini nasıl açıklıyorsun? Ve sen diyorsun ki ben saat 23 gibi gördüm. En son 23.30'da burada sinyal veriyor. Yani sen burada 23'te gördün, oturdunuz, senin kız arkadaşın da vardı. Sezgin işte ayıp etti, bir şey yapmaya kalktı falan. Orada bir kriz yaşandı. Sen hadi evine git dedin vesaire. Gitmem dedi, bir şey dedi. Zaten 23.30'da hala burada olması lazımdı. Hayır, sen onu cuma günü ayın 9'unda görmedin. O ben. Sen onu 11'inde de görmedin. Çünkü 11'inde zaten Sezgin yok. Telefon sinyal vermiyor. Sen ablasına dedin ya ben onu 11'inde gördüm diye. Evet. Böyle bir şey mümkün değil. 9'u da o saatte mümkün değil. Bir tek geriye ayın 10'u kalıyor. Ve sen onu ayın 10'unda görmüş olmalısın. O zaman bize şunu açıkla. 23.30'da Sezgin'in telefonu nasıl en son buradan sinyal verdi? Ama şu bizim elimize kısa sürede ulaşacak ki yetkililerin elinde de var. HTS kayıtları. Murat da dahil olmak üzere, sen de dahil olmak üzere, Sezgin zaten, baban da, her kimse bu dairenin içinde kim varsa, Mehmet, Hasan, Hüseyin ama Sezgin'le ilintili, bağlantılı olan katil o. Sevgili seyirciler, Gülşen Maşalıcı ve kızı Özlem'le ilgili resmi makamlardan beklediğimiz bir gelişme var. Şunu tekrar etmek istiyorum. Gerçekten o konuda çember daraldı. İnşallah en geç yarın size başka haberler verebiliriz o konuda, aileye de tabii ki. Yarın 13.15'te yine Star ekranlarında buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.